Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 20 Ocak 2023 Cuma günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dün futbol adına çok güzel bir gündü bana kalırsa. Gerçi son saat 23'te başlayan karşılaşmada izleyemedim ama eminim aranızda izleyenler varsa o maçlardan da büyük keyif almıştır. Çünkü iki olağanüstü geri dönüş yaşanmış. Saat 23'te başlayan maçta Manchester City Tottenham'ı 4-2 mağlup etti. İki yarıda 2-0 geriye düştü City ama ikinci yarıda Alvarez, Haaland ve Mahrez'in iki golüyle birlikte geri dönüşü yapmayı başardı. Karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Lider Arsenal'ı takibini sürdürdü. Diğer geri dönüş Villarreal Real Madrid mücadelesinde, orada da İspanya Kral Kupası karşılaşmasıydı. Daha bir hafta 10 gün önce Villarreal Real Madrid'i ligde mağlup etmeyi başarmıştı. Burada da mağlup etmeye çok yaklaştı. İlk yarıda tıpkı Tottenham'ın City'ye yaptığı gibi 2-0 öne geçmeyi başardılar. Ama ikinci yarı Real Madrid'in geri dönüşüne engel olamadılar. Vinicius Junior, Militao ve Ceballos'un golleriyle, ki Ceballos'un golü de 86. dakikada geldi, Real Madrid turu geçmeyi başaran taraf oldu. Ve 20.30'daki Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi Fenerbahçe Çaykur konuk etti. Aslında bir hafta içi mesaisi, bir kupa mesaisi olmasına rağmen tribünde hatırı sayılır sayıda taraftar olduğunu söyleyelim. Büyük ihtimalle Arda Güler etkisiyle bu kadar taraftar da tribüne gitti. Ama Fenerbahçe taraftarlarına pek keyifli bir oyun izletemedi. Top genelde Fenerbahçe'deydi. Rize Spor işin hücum tarafında çok zorluk çıkaramadı Sarı Lacivertler, ama karşılaşma uzun süre 1-1 gitti. Zaitz'la Fenerbahçe 12. dakikada 1-0 öne geçti. 26'da bir duran top organizasyonunda Sinan Osmanoğlu golü attı. Maça beraberliği getirdi. Maç uzun süre dediğim gibi 1-1 gitti. Değişiklikler yaptı. Jesus Ferdi oyun aldı. Emre Mor'u aldı. Arao Batshuayi, o da yedek kulübesindeki bütün kozları neredeyse sahaya sürdü ve 89'da Ener Valencia'nın golüyle, tıpkı Gaziantep'te olduğu gibi orada 90+1'de gelmişti. Burada 89'da geldi. Fenerbahçe galip geldi. Maçı uzatmaya taşımadan turu geçmeyi başardı. Tabii maçla ilgili konuşacak çok fazla detay var. Kadro tercihi, kadroya giremeyenler. Maç sonu Jesus'un transferle ilgili açıklamaları, Selahattin Baki yine Fenerbahçeli yöneticinin transferle ilgili açıklamaları çok konuşuldu. Onları da program içinde değerlendireceğiz. Maçlardan gidiyorum. Dün gerçekten güzel maçlar vardı dedik. Onlardan bir tanesi de Riyad karmasıyla Paris Saint-Germain'in karşı karşıya geldiği mücadele. Cristiano Ronaldo ve Messi bu karşılaşma ilk 11'de çıktılar. Ronaldo karşılaşmada 2 gol kaydetti. Biri penaltıdan olmak üzere. Lionel Messi de karşılaşmanın ilk golünü attı 3. dakikada. Neymar'ın asistinde kaleciyi mağlup etmeyi başardı. Mbappe bir gol, 2 asistlik bir performans gösterdi. Ve karşılaşmayı kazanan da 5-4'lük skorla Fransız temsilcisi oldu. Bu maçta Ronaldo ve Messi 60'ar dakika sahada kaldılar. Sahada kaldıkları anda da gerçekten keyifli anlarda yaşattılar. Maç önü ikilinin diyaloğu, yan yana gelmeleri, santra vuruşunda vesaire, gerçekten bu karşılaşma çok güzel bir mücadeleydi. Program içinde izlediğim için bu karşılaşmayı da konuşmak istiyorum. Ve yine geriye doğru gidiyoruz karşılaşma saatlerini hesaba katarsak. Gaziantep Konya Spor maçı da olağanüstü bir sona sahne oldu. Bu karşılaşmada Gaziantep penaltılar sonucu Konya Spor'u mağlup etmeyi başardı. Maçın normal süresi 0-0 eşitlikte sona erdi. Uzatmalarda Gaziantep 108'de Mustafa Eskellaç'la 1-0'a geçti maç. Böyle bitecek derken 120+2'de Konya Spor tartışmalı diyebileceğimiz bir penaltı kazandı. VAR'dan da herhangi bir düzeltme gelmedi. O penaltı Gilerme tarafından kullanıldı ve kaçırıldı.
maç 1-0 yine böyle bitecek diye düşünürken yok dedi Konya Spor. Biz illa bir gol atacağız. Diouf bir duran top organizasyonunda golü attı. Karşılaşmayı penaltılara taşıdı. Penaltılarda da ilk 5 penaltıda taraflar eşitliği bozamadı. Herkes penaltıları başarıyla kullandı. Toplamda 10 gol izledik. 6. penaltılarda keza hata yapılmadı. 7. penaltılarda ise Konya cephesinde Uğurcan Yazgılı kaçırdı ve turu geçen tarafta Gaziantep oldu. Konya Spor yeni teknik direktörüyle ilk maçına çıkmıştı ama bu karşılaşmada pek iyi sinyaller vermediler. Tabii eksik bir kadro. Hacı Ahmedoviç bu maçın kadrosunda yoktu. Ufak bir sakatlığı olduğu söylendi. Hücum hattında yine Uçek Piazu takımın aslında 3. santrforu diyebiliriz kendisi için. O tercih edildi. Birkaç yine rotasyon vardı kadroda. Gaziantep daha hazır gözüken, daha organize gözüken takımdı ve günün sonunda öyle veya böyle turu geçmeyi de başardılar. Dünden hani çarpıcı karşılaşmalar bunlar. Daha bir de söylemediğim İtalya Kupası karşılaşmaları var. Atalanta 5, Spezia 2, Lazio 1, Bologna 0, Juventus 2, Monza 0. İtalya Kupası'ndaki sonuçlar bu şekilde. İspanya Kral Kupası'nda da Barcelona rakibi Ceuta'yı atlık ekibi 5-0'la rahat bir şekilde elemeyi başardı. Transferle ilgili de Aboubakar artık nihayet bugün geliyor diye bekliyoruz. Dün çıkan haber Aboubakar cephesinin Beşiktaş'a gönderdiği haber bu şekilde. Avrupa'dan yine önemli transfer haberlerimiz var. Chelsea transferin hızlı takımı bir oyuncuyla daha anlaştı. Bayern Münih'te bir transfer var. Bu saydığım haberlerin hepsini konuşmaya çalışacağız. Bakalım becerebilecek miyiz? Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. saatlerimiz Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunu dünkü iki karşılaşmayla birlikte tamamladık. Çeyrek finale yükselen 8 takım belli oldu. Bu turda da seri başı sistemi var. Seri başı olarak yükselenler Sivas Spor, kupanın son şampiyonu Trabzonspor, Fenerbahçe ve Başakşehir oldular. Seri başı olmayan tarafta da Galatasaray, Kayserispor, Gaziantep ve Ankara Gücü var. Dün Gaziantep ile Fenerbahçe turu geçen taraflar oldular. Galatasaray'ın eşleşeceği takım zorlu bir takım olacak. Bir hikayesi olacak o karşılaşmanın. Sivas maçı da olsa ki bu sezon en tartışılan karşılaşmalardan biri oldu. Trabzon derbisi olabilir. Fenerbahçe derbisi olabilir. Ve Başakşehir'de bu sezon hatırlayacağınız üzere 7-0'lık bir karşılaşma oynadı Galatasaray. Oradaki eşleşme gerçekten ilgi çekici. Yarı finalde de takımlar rövanşlı şekilde oynayacaklar. Orada da hani ana isteği büyük ihtimal yayıncı kuruluş ve federasyonun bir Fenerbahçe Galatasaray eşleşmesini sağlamak. İki maç olacağı için o karşılaşma. Bakalım nasıl bir eşleşme göreceğiz. Fenerbahçe maçıyla başlayacağız. Dün Fenerbahçe Atletik temsilcisi Rize Spor'la oynadı. Rize Spor'un bu karşılaşmada pek ana rotasyonu kullanmadığını gördük. Kaleci dahil olmak üzere. En golcü oyuncusu Bolasi maç kadrosunu almadı. İstanbul'a getirmedi Çaykur Rizespor. Ona rağmen skor olarak en azından uzun bir süre maçı 1-1'de tutmayı başardılar. Uzatmaya da götürebilirlerdi ama son bölümde Ener Valencia bir kez daha Gaziantep maçında olduğu gibi sahneye çıktı. Fenerbahçe'ye turu getirmeyi başardı. Arda Güler bu karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı. Herkes o lig karşılaşmasından sonra ağızlarına güzel bir tat bırakmıştı Arda Güler. Özletmişti kendini. Bu maçta onu izlemek için hem stada akın etti. Tahmin ediyorum televizyon başında da birçok taraftar ve futbol sever, sadece Fenerbahçe taraftarı olmaya da gerek yok, bu maçı takip etti. Arda da iyi bir başlangıç yaptı aslında. Fenerbahçe'nin ilk golü 12. dakikada geldi ve Arda'nın çok şık çalımı ve sonrasında verdiği pasla birlikte Zayt Fenerbahçe öne geçirdi. İlk golle birlikte hani olay rahat olur, maç rahat geçer diye düşünüyorduk Fenerbahçe açısından ama öyle olmadı. Rize Spor bir duran top sonucu golü bulunca Fenerbahçe rakibini çözmekte zorlandı. Topa sahipti, çok fazla şut çekti, rakibine kalesine gelme fırsatı vermedi ama öyle rakibi bunalttığı da söylenemez herhalde. Fenerbahçe'nin o sezon başındaki yoğunluğu kaybolmuş gözüküyor. Dünkü karşılaşmada da bana öyle hissettirdi. Katılır mısın Ali abi? Katılırım. Dün Fenerbahçe senin de söylediğin gibi iyi bir başlangıç yaptı. Maçın başında gelen golle de
herkes büyük ihtimalle ekran başında ya da stadyumda ya bu rahat bir maç olacak Fenerbahçe için diye içinden geçirdi. Ancak özellikle duran toptan yenen gol sonrası Fenerbahçe'nin hem biraz şevki kırıldı hem de temposu düştü. Ve ağırlıklı olarak top Fenerbahçe'de olsa da bir kez daha Fenerbahçe üretmekte zorlandı. Net gol pozisyonu çıkarmakta zorlandı. Evet, pozisyonlar var ama öyle çok net ya da üst üste gelen pozisyonlar, hani Çaykur Rizespor artık dayanamayacak, gol geliyor. Çünkü maçın başı öyleydi. Maçın başı Fenerbahçe çok etkili başladı ve o golün geleceği 3 aşağı 5 yukarı belliydi. Fakat ondan sonraki bölümde Fenerbahçe pek istediklerini yapamadı. İkinci yarıda da bir baskısı var Fenerbahçe'nin belli bir bölümde. Ancak genel olarak Fenerbahçe'nin bu Dünya Kupası arası öncesi ve sonrasındaki çok da yüksek olmayan form durumu, oyun gücü devam ediyor. Şimdi az önce sen söyledin, Çaykur Rizespor kendi liginde sıralama olarak işte 5-6. basamaklarda ama bunun yanında 2. ile arasında öyle çok büyük bir uçurum yok. Bu hafta da 1 ve 2 oynuyor. Eyüpspor'la Samsunspor karşı karşıya geliyor. Rize'de Denizlispor'la oynuyor ki Denizli'de son 4 maçın 3'ünü kazanıp aslında göreceli formda geldikleri için Rize dün rotasyonlu bir kadro tercih etmiş. Denizli bir tek Eyüp'e yenildi. O da lider zaten. Evet, kendisi aslında. Aynen, ona yenildi. Onun dışında dediğin gibi çıkışta olan bir takım. Çaykur Rizespor'da böyle bir hesap yapmış. Hani hedef Süper Lig olduğu için çok fazla eleştirmiyorum. Normalde biliyorsun benim sevmediğim bir tarz bu. Yani en golcü oyuncunu İstanbul'a getirmemek ne demek mesela? Bunu çok anlayamıyorum. Getir, ya 15-20 dakika oynasın. İhtiyacın olduğu anda oynasın. Ama hadi çok eleştirmeyeyim bu tercihleri. Bana mantıklı gelmiyor ama. Oyuncuyu tamamen orada bırakmak, bir sakatlık yoksa. Neticede Çaykur Rizespor da işin hücum tarafında neredeyse hiçbir şey yapmadan, yani bir duran toptan gol attıktan sonra ikinci yarıda bir şut var. Onun dışında Çaykur Rizespor'un hani Fenerbahçe kalesini yokladığı, maçın 1-1 devam ettiği bölümde atak yok neredeyse. Atak yapmadan Çaykur Rizespor maçı tamamlayacaktı. Fenerbahçe'nin çok da güçlü olmayan oyununda Fenerbahçe'nin gol atma ihtimali herkesin gördüğü gibi daha yüksekti, daha fazlaydı. Bu bir duran top olabilirdi. Fenerbahçe ciddi anlamda duran top tehlikesi, daha doğrusu duran top kazandı. Çok kazandı. Bir ara ekrana geldi. Kornerler 13'e 1'di. 13'tü, aynen. Ekrana geldiği zaman Fenerbahçe şutlarda rakibini çok önünde, topla oynamada rakibini çok önünde. Hani oyun olarak çok güçlü bir oyun görmesek de sahada, gole yakın olan Fenerbahçe bir şekilde çözer diye insanlar düşündü. İşte uzatmaya gidebilirdi ama uzatmaya gitse de penaltılara gitmeme ihtimali gene yüksekti karşılaşmanın. Fenerbahçe, Emre'nin güzel ortası, Valencia'nın da güzel kafasıyla, o kafayı vurmak da çok kolay bir iş değil. Kapalı köşeye yere sektirerek güzel bir kafa vurdu Valencia. Golünü attı. Ondan önce Valencia'nın gene 1-2 pozisyonu var. Topu doğru kullanamadığı ya da topu ayağına dolaştırdığı. Zayt'sın 2 tane şutu var Fenerbahçe adına. Ama onun dışında hani genel anlamda Fenerbahçe'nin oyun gücü olarak hala istenilen seviyede olmadığı bir gerçek. Dün Fenerbahçe rotasyonlu bir kadro kullandı. Fenerbahçe açısından tabii sezon başından beri Cesus'un Avrupa kupalarıyla beraber rotasyonu doğru kullanması Fenerbahçe için rotasyon kelimesinin yani Türkiye'deki zorluğunu biraz hafifletmiş durumda. Fenerbahçe bu işi iyi kıvırmıştı. Şimdi yine öyle bir kadro gördük. İşte İsmail Yüksek'i sen bir süreden beri soruyordun. İsmail Yüksek'in sahada olması. Bununla beraber tabii çok beklenen, çok istenen Arda'nın sahada olması Fenerbahçe'de. Bunun yanında King ve Valencia'nın, ki hani Valencia'da takımın en golcü ismi ama bir ara oynamıyordu. İşte sakatlık mı, Dünya Kupası sonrası mı derken o da geldi. İşte kadroda King var, Zayt var ki Zayt'ın yine hakikaten Türkiye Ligi için bence önemli bir orta saha oyuncusu olduğunu gördük. Arda'nın goldeki çalımı, pası çok güzel ama Zayt yine oralarda işte o koşulları yapabiliyor. İkinci yarıda bir serbest vuruş organizasyonunda yine güzel bir şut attı. Bir tane uzak köşeye atmaya çalıştı. Hani Zayt'ın bunları denemesi, oralarda olması, oralarda topla buluşması merkez orta sahadan gelecek gol katkısı için çok değerli. Çünkü hani
Beşiktaş'ta zaman zaman örnekliyorum ama Fenerbahçe'de de şu an gol yükü santroforlar arasında bölünmüş durumda. Onun dışında Fenerbahçe'nin skor alabildiği oyuncu sayısı çok çok az. Fenerbahçe'de de öyle bir sıkıntı var. Ama liginde en çok gol atan evet. takımı. Ama işte yani daha devre bitti. Valencia'nın ligde 15 golü var. Yani onu düşündüm. Geçen sene şampiyon Trabzonspor'un santroforu tüm sezon boyunca o kadar gole imza atmıştı. Beşiktaş şampiyon olurken o kadar golü vardı santroforunun. Hani o şampiyon takımların tüm sezon boyunca attığı gol sayısına Valencia yarım sezonda ulaştı. Hani bu oyun olarak çok kuvvetli olduğu anlamına gelmiyor ama çok büyük bir yükü de kaldırıyor. Bunu kabul etmek lazım. Valencia o bakımdan iyi. Batshuayi şu ana kadar iyi skor katkısı verdi. Onu söylemek lazım. Pedro zaten sakatlıklar sebebiyle ortada yok. Joshua King daha fazla olabilir miydi? Olabilirdi. Ama hani bence Zayts özellikle hani bu tarz takımlara karşı, böyle kapanan takımlara karşı yaptığı koşular ve şut tehdidi sebebiyle iyi bir alternatif. Ben gene beğendim açıkçası onu. Başka ne söyleyebilirim? Arda Güler nasıl buldun? Genel olarak 60 küsur dakika sahada kaldı Arda. İyi başladı karşılaşmaya ama sonra sanki yavaş yavaş takımla birlikte düştü. Aynen takımla düştü birlikte. Arda. Takımla beraber Arda'nın da temposu düştü. Bu da anlaşılabilir. Şimdi tabii Arda'nın sahada olduğu anda beklenti çok yükseliyor ve Arda'nın sürekli çok çok iyi işler yapması bekleniyor. Ancak Arda'nın da maç ritminde olmadığını kabul etmek lazım. Oyuncu çok yetenekli. Antep'te farkını gösterdi. Burada başlangıçta asistle farkını gösterdi. Ancak Arda'dan daha iyisini talep etmemiz için Arda'nın da kendi gücü çerçevesinde sürekli oynayan bir oyuncu olması lazım. Hani en azından Arda'nın örnek veriyorum. Bundan sonraki 10 karşılaşmada bir ortalama 55-60 dakika süre alan bir oyuncu haline gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Arda'dan iyice beklentimizi yükseltmek ve Arda'nın kalitesini daha fazla görebilmek için. Şimdi oyuncu çok uzun süre oynamıyor. Ligde aldığı süre 35-40 dakika, belki 45 dakika. Gelmişiz ligin yarısına. Hani tüm lig boyunca 45 dakika oynayan bir çocuktan bahsediyoruz, oyuncudan bahsediyoruz. Onun dışında iki tane sakatlık yaşamış bir oyuncudan bahsediyoruz ki sakatlıkları da kısa sürmedi. Yani 1,5-2,5 aylık sakatlıklar yaşadı Arda. O yüzden o düşüşü, maç içerisindeki düşüşü anlayabiliyorum. Ama takımla da beraber oldu. Fakat bundan sonraki süreçte hani Jesus eğer Arda'ya güvenmeye devam ederse Arda'nın daha iyi performansı olabilir. Bunu Arda'nın 11'de olması gerekir diye yorumlamayın benim söylediklerimi. Arda'nın süre alması gerektiğini düşünenlerdenim. Bir opsiyon olması gerektiğini düşünenlerdenim. Hani Arda'nın 5. oyuncu olarak girmesi yerine ilk tercih, ikinci tercih 45 dakika maç başlangıcı 60 dakikada oyundan alabilirsin. 45 dakika kullanabilirsin. Yarım saat kullanabilirsin ama Arda'ya da o havucu biraz göstermek gerekiyor. Yoksa hani Çaykur Rizespor alt lig takımı rotasyonla çıkmış Antep 10 kişi kalmış Arda'yı koyayım. İşte bundan sonraki karşılaşmada olmaz dersen Arda'nın gene ritim bulması, daha iyisini yapması kendisi açısından zorlaşır. Ama dün görüyorsun Arda'nın Fenerbahçe taraftarı ve Kadıköy'deki atmosfer üzerinde çok pozitif bir etkisi var. Bu da aslında olumlu bir şey. Hatta geçen programda Engin Çetin'le konuşurken güzel bir şey söyledi. Hani Galatasaray karşılaşmasında Fenerbahçe 1-0 gerideyken belki Arda'yı alsaydı dedi Jesus. Stattaki modu havayı değiştirebilirdi. Hani herkes stattaki havanın çok atmosferin düşük olduğundan bahsetti ya. Belki dedi orada kopma yaşanmadan yani 2 ve 3. goller gelmeden. Çünkü 3. gol geldikten sonra bir şey olmaz tabii. Ama 1-0'ken hani Arda'yı alsa belki stattaki havayı değiştirebilirdi dedi. Dün görüyorsun bir free kick oluyor. Arda atsın isteniyor. Arda'nın her hareketi alkışlanıyor, destekleniyor. Bunlar güzel şeyler. Arda için de güzel. Kadıköy'ün atmosferi için de güzel. Fakat işte futbolda asıl olan istikrar ve devamlılık. Arda da oynayarak daha iyi hale gelebilir. Süre alarak daha iyi hale gelebilir. Dün ama hakikaten çalımı, o pası görerek vermesi,
iyi bir pas vermesi. Hani oyuncuyu gördü ama aynı zamanda pasın şiddeti, her şey çok dozundaydı. İyi bir iş yaptı. Arda'nın süresinin artması için Jesus'un daha fazla dörtlü savunma oynaması gerek. Üçlü savunma devam ettiği müddetçe ağırlıklı olarak, son maçlarda dörtlüye döndü tekrar, şansı azalıyor. Sonuçta ön taraftan birini kesiyorsun. Çift forveti kesmiyorsun. Çift forvet illaki oluyor. Bir tane böyle kanat nitelikte oyuncu kesiyorsun. Çünkü Crespo araya da dokunmuyorsun. Orada birçok oyuncusu var. Yani Emre Mor var. İrfan Can var. Rossi var. Lincoln var. Mert Hakan'ı bile oralarda kullandı. Eğer öyle devam ederse Arda'ya da daha fazla süre gelecektir. Aynen, doğru söylüyorsun. Bakalım öyle devam edecek mi? Hani hep haberlerde çıkıyor. Ali Koç artık hoca üçlü oynama sen. Uçta oynamasam mı demiş. Jesus da son maçlarda öyle gidiyor ama rakipler de tabii zayıf. Genelde bu tarz karşılaşmalarda zaten dörtlü çıkıyor ama büyük maçlarda da çıkarsa, Avrupa maçları dahil, Arda da daha fazla süre alabilir. Evet, %100 doğru bir tespit bu. Emre Mor dedin arada. Emre Mor'un da ben girdikten sonra iyi işler yaptığını düşünüyorum. Girer girmez bir ceza sahasına yine kör bir dalış yaptı, topu evet, kaptırdı evet. Ama en azından tehdit ediyor rakibi. Evet, rahat adam geçti. Çok. Rahat adam geçti. Oraları karıştırdı. Bir tane getirdi. Messi gibi aslında sağdan başlayıp sola gidip çektiği de bir şut var. Plase direğin hemen dibinden gitti. Böyle son, güzel sekanslar gösterdi. Evet. Son saniyede. Son saniyede. Asisti yaptı zaten. O çok güzel bir şut hakikaten. Gol de atabilirdi. Dün onun ben faydalı olduğunu düşünüyorum oyuna girdikten sonra. Valencia'dan bahsettik bireysel performans olarak konuşursak. Bir iki topu ezdi. Jesus da onunla ilgili maç sonrası hani Valencia... Ben tam olarak söyleyeyim mi ne söylediğin Jesus'un? Gol atamayacak gibi gözüküyor diyor ama. Bazı oyuncular vardır diyor. Gol atacağını maç içinde hissettir ama atamaz. Valencia da tam tersi diyor. Yani o hissiyatı vermiyor. Gol atamaz dedirtiyor ama bir şekilde bir bakmışsın golü atmış oluyor. Valencia'da ilginç bir benzetme olmuş. Jesus'tan çünkü çok taksız değil. Bir iki topu ezmesinin dışında o ezmeleri hani rakibi işte birebir karşısına aldı, üzerine gitti, topu kaybetti, ondan bahsediyorum ama iki pozisyonda dikkat etmişsinizdir, üst üste geldi, hatta 5 dakika içerisinde basit pası veremedi, hatta tribünlerden de bir ahlar ohlar yükseldi o anda, o basit pozisyonları da veremedi ama o tarz moral bozukluklarının ardından ayakta kalması da Valencia'nın enteresan bir özelliği. Bazı oyuncular çok etkileniyor öyle durumlardan. Valencia yine denemeye, zorlamaya, o hareketleri yapmaya gönüllü oluyor ve zaman zaman da başarılı oluyor. Yoksa hani iki tane o pası veremezsen, çok basit pası veremezsen moralin bozulur, biraz oyundan düşebilirsin. Valencia ondan sonra yine tek başına hani mesela savunmanın üzerine gidip o zorlamayı onu yapabiliyor. King zaman zaman iyi hareketler yaptı ama onun da böyle tam hani dolu dolu bir performans gösterdiğini söylemek. Oyun içinde kayboluyor sanki. Kolay değil. Yani topla doğru buluştuğunda acayip etkili. Valencia'dan da Batshuayi'den de çok iyi işler yapıyor. Dün yine dar alandaki çalımları, ters dönüşleri vesaire çok etkileyici ama her zaman da işte topla buluşmuyor. Tercih mi etmiyor, kayboluyor mu, unutturmaya mı çalışıyor kendini bilemiyorum ama en etkili oyuncusu da o. Yani topla daha fazla evet buluşması lazım. Santraforlar arasında ya da o bölgede oynayan oyuncular arasında topla ilişkisi en iyi olan kesinlikle o. İsmail Yüksel'i beğendin mi? O da bir ara sağ bek oynadı tabii. İşte sağ bekteyken azarı yedi Jesus tarafından. Spiker arkadaşımız yine bahsetti. Adamla eşleşmeyi unutmuş galiba. Geride boşluk bırakmış. Çok azar yiyor. Herhalde böyle maç içindeki konsantrasyon eksiklerinden kaynaklı bir takıntısı mı oldu Jesus'un diye düşünmedim değil. Çünkü İlk Dünya Kupası arası öncesi de bir Sivas maçında bu azarı yemiş. Ben onu kaçırmıştım. O bayağı konuşulmuştu o dönem. Ondan sonra da zaten formayı unuttu İsmail Yüksek. Yine benzer bir eleştiri vardı Jesus tarafından. Dün de aynı şekilde azarı yedi. Ama hani o konsantrasyon eksiklerini bir kenara bırakırsak fizik olarak yine kendini hazır tutmuş İsmail evet Yüksek. Yani Arda'dan o anlamda daha iyi tabii, sakatlık yaşamadığı için avantajı var. Ama kendine de bakması olumlu. Yine en önde baskı yapıyordu son bölümde. Hani 6 numara oynadığı zaman, arağa girmeden önce kastediyorum. Önde baskı yine yapıyordu. O da güzel bir performans verdi. İrfan Can kalede golde eleştiriyor musun İrfan Can Eribayat'ı? Sinan'ın golünde yan topta. Okudum, eleştiriler yapmışlar. Bence hiçbir sıkıntı İrfan yok orada. Yani atlayamadı diye. Top çok köşeye gidiyor. Çok rahat vurduruluyor orada. Yani İrfan Can'a gelene kadar daha büyük hatalar var orada. İrfan Can'ınki de normal. Dün aslında kaleci için kolay bir karşılaşmaydı. Fenerbahçe kalecisi için. Bir pozisyonda ıskası biraz sıkıntılıydı. Hani o pozisyonda önce ben ıskalamadı. Bazen kaleciler hani topa hamle yapar bırakırlar ya.
out'a çıkacağını bilerek öyle yaptı zannettim. Sonra tekrar gösterince bal gibi ıskaymış. Hani o topa vurmak istemiş İrfan Can ama o topa vuramamış. Kaleciler için biliyorsun hani kaleyi terk ettiğin zaman mutlak surette dokunman gerekiyor topa, eğer niyetin topla oynamaksa, ki İrfan Can'ın öyleydi. O biraz sıkıntılıydı. Ama onun dışında zaten kaleci için zor bir gün olmasa da bana pek güven verdiğini genel hissiyatla söyleyemem. Çok iş düşmese de bir kalecinin güven vermemesi biraz sıkıntılı bir durum. En azından bana öyle hissettirdi. Maç içerisinde bayağı tezahürat almış anladığım kadarıyla. Ben hissedemedim ama maç sonu röportajında teşekkür ediyor taraftar. Ama tabii Altay'ı da incitmeden, kırmadan bunu yapın diye taraftarda ricada bulunmuş. Öyle bir mesaj vermiş. Çok sağduyulu, güzel bir mesaj İrfan Can'dan. Samet bu maçta da oynadı. Aslında stoper rotasyona dokunmadı. Serdar Aziz maç kadrosunda yoktu. Ona da ilgili dün Serdar Çelikler'in bir ifadesini gördüm. Bunalımda demiş Serdar Aziz için. Eğer iyi bir teklif gelirse Serdar Aziz'i de gönderebilirmiş Fenerbahçe. Herhalde psikolojik olarak bir problemi var ya da Cesus'un antrenman sisteminden mi memnun değil bilmiyoruz. O da ilginçtir. Dün hani oynayacağı karşılaşma kupa karşılaşması ama kadroda da yoktu. Bilemiyorum, ben görmedim. Olabilir, hani bir şey diyemiyorum. Yok hani bir şeyden değil, hani dün bu tarz bir karşılaşmada Serdar Aziz oynayabilirdi çok rahat şekilde. Yani Samet'i illa kupada oynatacaksın diye bir şey yok ya da Salah'ı oynatacaksın diye bir şey yok. Uyumu düşünmüş olabilir ama. Yani olabilir. Çok yeni bir oyuncu. Biraz takımı tanısın. Yanındaki stoperi tanısın. Zalai, Samet'i tanısın diye. Hani oraya Serdar'dan bağımsız da bir şey söylenebilir. Eğer biraz üzerinde düşünürsen. Dün Gustavo'ya bekledi mesela. Serdar yoktu. Bir önceki maç tam tersi bir durum vardı. Samet'i nasıl buldun peki? Ben golde, yani kazanılan frikikte Şarkülespor'un faul yapan oyuncu Samet'ti. Orada ikili mücadeleye girildi. Rakibine topa vurmadan temas ettiği için kolay bir faul hediye etti ve gole sebebiyet oldu bir anlamda. Golde de çok içeri girdi. En içteki, en kaleye yakın oyuncuydu. Ona yani dikkat etmedim. Orada herhangi bir isimle eşleşmediğini gördüm ben Çaykur Rizespor'da. Çünkü Çaykur Rizespor'da golü atan Sinan'dı değil mi? Evet. Sinan fizikli bir oyuncu. Fenerbahçe'de en fizikli oyuncu Samet diye düşünebilirsin. Normalde onların eşleşmesi gerektiğini düşündüm ben. Olabilir. Yani illa birebir eşleşmek zorunda değiller ama golde Samet de bayağı kaleye yakın, kimseyle eşleşmemiş bir görüntüdeydi. O dikkatimi çekti. Samet ama genelde yine önde baskıyı iyi uyguladı. Yani fiziğini koyup Fenerbahçe savunmasını ileri itiyor. O en iyi yaptığı iş bence. Temel olarak herhalde o motivasyonla Fenerbahçe'ye transfer edilmiş bir oyuncu. Fenerbahçe açısından büyük resimde Galatasaray mücadelesi sonrası üst üste kazanmak önemli. Dün Fenerbahçe bir kupa fikstürü, bir alt lig takımıyla oynamasına rağmen, basketbol takımı yine iç sahada oynamasına rağmen tribünleri bayağı doldurdu. Tribünler maçın başındaki oyundan memnundu. Ve maç sonunda da bir şekilde Fenerbahçe kazanınca, onlar da bir de tabii son dakika golü hep keyifli oluyor taraftarlar için. Son dakikaları güzel geçirdiler. İş belki uzatmaya gitse biraz daha sıkılabilirdi Fenerbahçe taraftarı. Ama ona da izin vermedi Fenerbahçe. Büyük resimde zaten bu turda hiçbir takım güle oynaya kazanamadı. Büyüklerle alakalı olarak. Hatta diğer eşleşmelerde genelde uzatmalara ve penaltılara gitti. Fenerbahçe tek farklı, Galatasaray tek farklı, Trabzonspor uzatmalarda rakibi çözdü, Beşiktaş elendi, Başakşehir penaltılarla eledi. Hani kupanın şu an için favorilerinden konuşursak olabilir. Hani büyük resimde önemli olan kazanmak diye bakıyordur büyük ihtimalle Fenerbahçe. İşte üst üste iki galibiyet oldu. Şimdi hafta sonu Ümraniye karşılaşması var Fenerbahçe'nin. Bir üçüncü galibiyete yakın gözüküyor Fenerbahçe. İşte böyle zaten. Hani o geçen sene yaşadıklarının üzerine çıkabiliyorsun. Çünkü geçen sene Fenerbahçe ya da ondan önceki sene kötü gittiği zaman hep kötü gidiyordu. Ama şimdi üst üste iki galibiyet geldi. Dediğim gibi üçüncü galibiyete de yakın takım olarak. Bu şekilde o yaraları sarıyorsun. Çok fazla hakeme, rakibe, federasyona, hakemlere, bize karşı işte komple var, organize, kötülük var, o şu bu diye takılmadan bu şekilde galibiyetlerle zaten takım kendine geliyor. Bunu sanki Fenerbahçe biraz daha geçen seneye göre daha iyi yaptı ya da geçen senelere göre daha iyi yaptı diye düşünüyorum büyük resimde. Oyun çok kuvvetli mi? Hayır. Fenerbahçe uçup kaçıyor mu? Hayır.
Fenerbahçe bu oyunla sezon sonuna kadar gidebilir mi? Hayır, ama şu anda ligde ben çok etkileyici bir takım, çok etkileyici bir performans görmüyorum. Buna Galatasaray da dahil. Kazanıyorlar. Kimi kalitesiyle kazanıyor, kimi özgüveniyle kazanıyor, kimi ikisi birleştiriyor Galatasaray'da olduğu gibi. Kimi kazanmak zorunda olduğu için ve rakibin gücü dolayısıyla galip gelebiliyor. Kimi de bunları yapamadığı için arada takılıyor, işte Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi. Dolayısıyla Fenerbahçe için galibiyet önemliydi. O galibiyet geldi. Birkaç kazanım var. Birkaç soru işareti var. Ancak asıl olan çeyrek finalde niye seri başı uygulamasının oldu. Şimdi çeyrek finalde seri başı uygulaması olur mu Mert Elam? Yaptık oldu. Yaptık oldu değil mi? Yani var demek ki, oluyormuş. Bakalım, oradan da bir derbi çıkabilir Galatasaray'ın geçen sezonki ligdeki konumu itibariyle. Böyle bir ihtimal oluştu. 8 takım kalmış, hala 2'ye bölüp seri başı diyorsunuz. Artık yeter, insaf demekten sıkıldım bu Türkiye Kupası ile alakalı olarak, ama çok mantıksız, çok saçma bir uygulama daha çeyrek finalde seri başı yapmaları. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Fenerbahçe Rize Spor maçını konuşuyorduk. Birkaç detay var, onları da söyleyelim. Luan Perez uzun süren sakatlığının ardından bir süreden beri kadroya giriyordu ama süre almıyordu. Dün o da ilk kez süre aldı. 90+6'da oyuna girdi. 2-3 dakikalık bir forma giydi ama yavaş yavaş onu da Jesus ısındıracak belli ki. Fenerbahçe adına iyi bir haber, stoperde bir isim daha eklendi. Tabii iyi haber mi, kötü haber mi, daha fazla üçlü oynamasına sebep olacaksa belki kötü haber olabilir tabii taraftar için, ama sonuçta Perez forma giydiği dönemde taraftarın gönlünü kazanmış bir isimdi. Böyle sol bek istiyorum ama bunu gerçekleştirebilir miyiz bilemiyorum dedi. Perez'i sol bek de alternatif olarak deneyebilir. İlk iki maçında yanılmıyorsam sol bek gibi oynattı, evet, zaten. Sonra sol stoper onu yaptı. Hani o da bir opsiyondur. Hı hı. Senin dediğin gibi hani üçlüye belki daha fazla bir sebebiyet verebilir Fenerbahçe'de. Luan Perez'i çünkü oynadığı bölümde herkes beğendi. Bence Henrique'nin çok önünde bir performans gösterdi. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin o opsiyona tekrar kavuşması güzel. Tabii oyuncunun biraz kendini bulması gerekecektir maç ritmi açısından. Fakat onun stoper olduğu, Zalai'nin sol bek olduğu, onun stoper yakın olduğu. Zalai'nin kesildiği bir dörtlü. Kesildiği, yani Zalai de çok uçup kaçmıyor gerçekten. Uzun bir süreden beri bunda. Onu da söylemek lazım. O da bir opsiyon. Aynen. O da bir öyle alternatif. Öyle bir şey olabilir Fenerbahçe için. Diğer bir alternatif, dün gördük ki Buruma maçın yedek kulübesindeydi. Onun da lisansı çıkarılamamıştı ilk dönemde ama bu TFF'nin kulüplere kıyağı sayesinde transfer dönemlerinde bu lisansları çok çabuk yer değiştirebiliyorsunuz. Hani Alioski lisansını iptal edeyim, Buruma'yı alayım. Hafta sonu Alioski'ye ihtiyacım var, tekrar lisansını çıkarayım, Buruma'yı iptal edeyim. O hareket alanı var kulüplerde. Dün de Buruma o sayede karşılaşmada oynadı. Yoksa Fenerbahçe'de öyle giden falan bir oyuncu olmadı. Bu statü gereği Fenerbahçe bu kolaylığı yaptı. Buruma'yı da maç kadrosuna aldı Jesus. İdmanlarda ilk da... İlk dönemde o zaman niye yapmadı onu? Transfer dönemi açıkken. Transfer dönemi devam ederken yapabiliyorsun. Tabii tabii. Transfer dönemi açıkken yine yapıldı. Hı. Ben burada eleştirdim. Çünkü ilk açıkladığı talimatnamede TFF'nin yeni transferlere lisans çıkarman için elindekileri göndermen gerekiyordu. Hı. Sonra tamam, hadi kulüplere zorluk doğru, olur. Doğru. Oyuncuların eli güçlenir diye o kolaylığı getirdiler. Doğru. Sürekli bir değişme oldu orada. Şimdi doğru. Şimdi yine benzer transfer dönemi değil sonuçta. 12 Ocak'ta açıldı. 8 Şubat'a kadar bu yani hareket alanı var. 8 Şubat'a kadar 25 yabancı ile oynayabilirsiniz. Oynayabilirsin. Değiştire oynayabilirsin. Elinde ne kadar varsa hepsini bu bölümde kullanabilirsin. Maçtaki ihtiyacına göre, sakatlığa göre, cezaya göre. İşte dün Buruma kadroydu. Yarın Alioski olur. Öbür gün Lemos'a ihtiyaç vardır. Stoperlerde problem olur. 8 doğru. Şubat'a kadar bunu yapabilir. Dün Buruma süre almadı. Ama o da bir idmandaki performansını büyük ihtimalle ödüllendirmek istedi. Jesus'u anladım, bu benim idmanlarda iyi çalıştığı söyleniyor oyuncunun. Ama çıkan haberlere, açıklamalara bakılırsa Fenerbahçe'de elden çıkarmak istiyor bir yandan. Samsun Başkanı'nın açıklaması orada
isterseniz de Buruma ve Lemos'u verelim demişti Fenerbahçe cephesi, ama Samsun cephesi bizim ihtiyacımız yok diye geri dönüş yapmış. Cesus'un sol bek isteğinden bahsettin. Bir de santrfor takviyesi hep konuşuluyor Fenerbahçe'de. İşte Abubakar'la ilgilendi, Hacı Wright'la ilgileniyor. Dün Selahattin Baki net konuştu. Yani biz santrfor takviyesi düşünmüyoruz. Elimizde 5 forvet var. Hacı Wright haberleri de yalan. Abubakar'la görüştüğümüz falan hepsi yalan. Bir kere bile görüşmedik diyor. Biz istersek alırız diyor. Talip olursak alırız. Biz anaokulunda değiliz. Kimseden çekinmeyiz tarzı bir ifadesi olmuş dün maç sonu kendisinin. Ve bu da hani Fenerbahçe taraftarı dün duymadıysa biz bugün paylaşmış olalım. Yani böyle bir beklentiye girilmemesi gerekiyor. Şu anda varı yoğu Fenerbahçe sol bek için mesai oraya harcadığımız. Onu da U21 olarak almayı amaçlıyorlar. Yani TFF'nin o verdiği ekstra 3 kontenjan vardı. Galatasaray bu sayede birçok yabancı oyuncu transfer etti. Fenerbahçe'de eğer olursa U21 bir sol bek alacak. Yoksa 22 yaş ve üzeri bir sol bek de alamayacak. Zaten basına çıkan oyunculara hep bakarsan genç oyuncu. Hepsi genç. Yani o bir tane Christiansen çıktı, Kopenhag'ın sol beki. Şimdi 20 milyon euro Leicester City'ye gidiyor. O zaten imkansızmış. Hollandalı bir Oosterwelt İtalya Ligi'nde Parma'da oynayan o çıktı. O da genç bir oyuncu. Hep o tarz bir sol bek arıyor. Ama o da kolay bir şey değil. Böyle genç potansiyellerin de fiyatı hani en az bir 6-7'den başlıyor. Fenerbahçe'nin de bütçesi pek uygun değil gibi. Zaten Cesur'un açıklamalarından anlaşılıyor o operasyonun kolay olmadığı. Evet. Selahattin Baki dün hatta orada bırakmadı. Şöyle söyledi. Hani bu haberleri çıkartıyorlar. Sonra başkanımızı güçsüz göstermeye çalışıyorlar dedi. Yani haberleri art niyetli olarak söyledi ama bence buna katılmak pek mümkün değil. Neden çıkıyor haberler? Ya Ali Koç'u zayıflatmak için mi çıkıyor? Değil değil. Ben de katılıyorum, Ali Koç'u zayıflatmak için değil. Tamamen piyasayı kızıştırmak için menajerler ya da yani, kulüp tarafından tabii canım, çıkarılıyor. İşte Fenerbahçe sayfasını doldurmak için çıkıyor. O da olabilir. Yani bir şekilde transfer döneminde şimdi Fenerbahçe'siz bir transfer dönemi düşünülemez. Yani Fenerbahçe'nin tek transfer yaptığı ya da transfer yapmadığı bir transfer dönemi hem haberciler için hem de gazeteler için ciddi bir kayıp. Dolayısıyla Fenerbahçe yazıyor santrafor, yani Abubakar'la ilgileniyor Fenerbahçe. Mesela dünkü açıklamayı görüp hala orta saha forvet yazılabilir Fenerbahçe için. Çünkü transfer dönemi çok uzun. Bir sol bekte geçmez. Aynen. İşte onun için. Hani yoksa burada Ali Koç'u zor duruma bırakmak, işte hani bir de Selahattin Baki çok yüksek perdeden açıklamalar yaptı. Hani işte Suudi Arabistan özellikle oradaki elimizi ayağımızı biliyorsunuz. Evet. Gider alırız yani. Tamam alırsınız, kimse alamazsınız demiyor ki. Ama burada bir art niyet olmadığını, yani bunun işin doğası olduğunu da bence yöneticiler anlamalı. Dün gene ben biraz üzüldüm yani Selahattin Baki'nin açıklamalarına baktığımda. Beşiktaş'a bir eleştirisi olmuş. Emre Koca da. Evet yani offside tımsı lafı çıktığı zaman diyor, sesini çıkarmayanlar Fenerbahçe'nin maçındaki uzatma süresine ve kendi maçlarındaki uzatma süresine takılıyorlar diyor. Şimdi buraya kadar katılıyorum. Ama ondan sonra da diyor ki üstelik diyor kendi maçıyla ilgili olmayan bir şeye Beşiktaş eleştiri yapıyor diyor. Yani Fenerbahçe'nin 10 dakikalık uzatmasını Beşiktaş'ın eleştirmesi saçma, çünkü kendi maçı değil. Sivasspor Galatasaray maçı kendi maçı mı? Offside tımsı. Selahattin Baki de kendi içinde çelişiyor. Ve yüksek perdeden yapmış. Yani hani az önce bahsettik, Fenerbahçe bu mağlubiyet döneminde ya da puan kaybettiği dönemde geçen senelere kadar kavga etmedi. Kendine cephe açmadı. Bu da olumlu dedik. Ama dün mesela hani Selahattin Baki tamam bireysel bir açıklama, ancak hani bir kazanılmış kupa karşılaşması sonrası işte Ali Koç'u zayıf göstermeye çalışıyorlar. Biz istediğimizi alırız. Bizi bilmiyor musunuz? Burası işte ne dedi? Ne dükkanı dedi? Anaokulu değil. Anaokulu değil dedi. Anaokulu yönetmiyoruz dedi, pardon. Hı. Hani bu tarz şeyler bilmiyorum, bana biraz yüksek perdeden gereksiz geldi. Emre Koca da eleştirilebilir mi? Eleştirilebilir. Çünkü bana da garip geldi mesela. Emre Koca'nın açıklaması da garip gelmişti. Hakikaten yani şimdi Sivasspor Galatasaray maçında Beşiktaş'ın gıgı çıkmadı. Hiçbir şey demedi Beşiktaş. Uzaktan izledi olayları. Ondan sonra Fenerbahçe maçında 10 dakika uzatma verildi. İşte Fenerbahçe maçlarında uzatma var, bizde yok. Yani bu da çok garip. Emre Koca'dan söyledikleri de çok garip. Yani bu yöneticiler inan bana, bilmiyorum ya, çok
konuştukları mantıklı değil, tutarlı değil. Bir şey vermiyor. Türk futboluna faydaları yok bu şeyleri söyleyerek. Ellerine bir şey de geçmiyor. Hani böyle biraz, kimse kusura bakmasın ama böyle lisede ergen gençlerin hani en iyi biziz tartışması gibi böyle kendi aralarında bir laf atışması oluyor bu yaptıkları. Hani biz en güçlüyüz, masaya yumruğumuzu vururuz, kimse bizim gücümüzü sınamasın. Hani 7 A'yla 7 B'nin şeylerinin, sınıf kaptanlarının birbirlerine uzaktan bağırması gibi oluyor. Yani Emre Kocadağ'ın da söylediklerinden Beşiktaş hiçbir şey kazanmadı. Dün Selahattin Baki'nin söylediklerinden de Fenerbahçe hiçbir şey kazanmadı. Yani oradan bir çıkarım oldu mu kulübe? Ya da bunu hadi söyleyelim, bunu söylediğinde bir etkisi olacak mı? Var mı öyle düşünen bilmiyorum. Ama benim gördüğüm, yani ne Emre Kocadağ ne Selahattin Baki ne zamanlı konuştular, ne de konuştuklarının kendi kulüplerine bir faydası var. Son açıklamasını söyleyip reklama gideceğim. Taraftarlarımızdan ricam, suni gündemlerin peşine takılmasınlar. Bizim ne Altay'la problemimiz var, ne Valencia'yla ne de Zayt'la, ki bu üç ismin de sözleşmesi sezon sonu bitiyor, ortak noktaları bu. Hepsiyle masadayız, hepsiyle görüşmelerimiz olumlu. İddia edilen tüm senaryoları okudum, hiçbiri gerçek değil demiş. Bu da yine hani taraftara verdiği bu mesajlar kötü değil. Hani takımla ilgili sol bek isteği, forvet transferi, Abubakar konusu, işte sözleşme uzatma konusu. Zaten yöneticiden gelen de beklenen şeyler bunlar. Bunları söylemiş. Ama diğer kısım dediğin gibi. Çok gerek yoktu orada. Ama bu bile ilginç değil mi? Yani yöneticiden hiç, beklersin ama şimdi. Tamam, herkes merak ediyor. Hiçbir sorun yok. Ondan sonra hiçbir yazılan senaryo doğru değil. Ya Beşiktaş'ta Dorukhan'la ilgili aynı şeyleri söylüyordu. Sorun yok. Anlaşıyoruz, anlaşmak üzereyiz derken Aralık, Ocak, Şubat, Mart, hop, adam gitti bedavaya. Larin'le ilgili benzer şeyler söyleniyordu. Adam gitti bedavaya. Şimdi Ocak ayı gelmiş. Artık bu oyuncuların sözleşmesinin bitmesine 5-6 ay kalmış. Ortada sözleşme yok. Görüşmeler var. Talipler var. Niyetler var. Yani oyuncuların başka yere gitme niyetleri var. Yani bunun haber yapılması ya da Fenerbahçe'nin Altay'la anlaşamaması, Zayt'la anlaşamamasının konuşulması garip mi? Hiç değil. Bu da değil. İşte konuşuluyor, normal konuşulması. Evet, o da onun üzerine hani tamam öyle bir gündem var ama suni diyor. Bizim öyle bir problemimiz yok diyor oyuncularla. Görüşmeler uzadı yani, öyle mi? Görüşmeler uzamış belli ki. Bakalım, belki yine günün sonunda imzalayamayacak. Üçünden ikisiyle belki, onu da bilemezsin ama şu aşamada 20 Ocak itibariyle durumun bu olduğunu söylemiş. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda. ...8.03 saatlerimiz... ...Fenerbahçe maçını artık bir kenara bırakacağız ama... ...son bir kısım kaldı... ...o da Jorge Jesus'un bu hafta oynayacakları... ...Ümraniye Spor maçıyla alakalı... ...söylediği sözler... ...ilginç bir çıkış, bilmiyorum... ...Jesus neden böyle bir çıkış yaptı ama... ...ben buraya geldiğimden beri... ...Fenerbahçe'nin oynadığı her maç Portekiz'de canlı yayınlanıyor... ...Türkiye Ligi'ndeki maçların... ...Ümraniye Stadı gibi statlarda... ...oynanmaması gerekir... demiş. Böyle bir sert diyemeyeceğimiz bir eleştiri getirmiş. Jesus'tan beklemeyeceğim tarzda bir açıklama oldu. Sonrasında da Ümraniye Spor cephesinden, sosyal medyadan hani esprili bir mesaj geldi. Dede'ye sahip çıkalım. Meşhur sosyal medyada fenomen olmuş bir ablamız var. Onun videosu böyle 7-8 saniyelik. Onu paylaşmışlar. Bayağı da etkileşim almış. 2,5 milyon izlenmeye ulaşmış Ümraniye Spor'un da o paylaşımı. Böyle bir polemik başladı. Bilemiyorum neden Jesus böyle yaptı. Portekiz'de böyle statlar yok mu? Yani aklıma mesela Braga'nın eski stadı geliyor. Orada da hani stadın etrafı... Onunla çok kıyaslama. O iyi bir stat. İşte bilmiyorum, bana garip geliyor hala. Ümraniye Spor'un... Garip stat da onun mimari bir özelliği var yani. Portekiz'de dediğin gibi statlar var. Vardır yani, Portekiz'de var. Hiç mi yok? Hani Ümraniye Spor gibi. Ama Braga'nın stadını karıştırma. Orada kavga ederiz seninle. Braga'nın stadı güzel bir stad. Tamam, Braga Türkiye hesabının sahibi olarak burada söz aldın. Eyvallah. Mimari bir özelliği var o stadın. Tamam, vardı da çok hoş mu gözüküyor diyorum. Ümraniye Spor'un da mimari özelliği var diyeyim ben sana o zaman. Yok, yani onun mimari bir estetik tarafı yok. Yani orada şeyle ne derler? Oradaki doğal yapıyla
birleştirilen bir stat var. Tamam, niye oraya yapıyorsun? Başka yer mi yok o zaman? Demek ki yok. Ya işte o da mantık. Yok. O zaman Ümraniye'de yok stadı. Ben de Cesur'a öyle cevap veririm. Ya öyle değil tabii. Yani senin söylediğin gibi değil de. Ne şimdi, o zaman işte yani mimari özellikle yani başka koca kentte orada sanki kentse artık yer mi yok da illa oraya stat yapıldı. Yani o mantıklı mı? Neyse. Evet, bugün sen yutkundun. Neyse. Ümraniye stadı ya da işte başka statlar aslında sadece o takımların değil ligin de sıkıntısı. Çünkü ligde belli bir standart yok. Ya da o stat tam anlamıyla bir Süper Lig maçının ya da biraz daha bir tık ileriye götürelim. Yarın öbür gün bir UEFA karşılaşmasının oynayabileceği kriterlere yaklaşabiliyor mu? O hale getirilebilir mi? Eğer getirilemezse o takımın alternatifine. İşte Karagümrük lige çıktığından beri o sıkıntıyı yaşıyor. Normalde bir semt takımı kendi taraftarıyla beraber oynaması lazım. Olimpiyat stadına gitmek zorunda kalıyor. 150 kişi gidiyor Karagümrük'ün maçlarına. 60-70 bin kişilik statta. Burada federasyonun tabii atliklerden başlayarak belli kriterlerle ya da belli çözüm yollarıyla. Çünkü her takıma da Süper Lig'e çıkıyor diye stat yaptıramazsınız. Böyle bir dünya yok. O zaman kapalı devre bir lig sistemi oluşturun. Hiç, çünkü alttan gelecek takımların stadı tabii, ne tabii, olacağı belli değil. Öyle olmaz. Sonuçta birçok takım gelebilir. Ama işte bir alternatifin de olması lazım. Yani oraya geldiği anda bu yayına uygun mu? O mesela Cesu söylediği aslında federasyonun dilinden düşmeyen marka değeriyle alakalı. Yani marka değeri için iyi olmaz diyor. Yoksa statta zeminde bir şey yok. Gördük işte hafta içerisinde. Oraya gidip oynarsın. Bir şey yok zeminde. Ama onun söylediği marka değeriyle alakalı. Atmosferle alakalı. Biz seninle ne anlatıyoruz? İşte şu an en iyi lig olarak kabul edilen Premier Lig'de herhangi bir stadı açtığın zaman herhangi bir karşılaşmayı açtığın noktada o görüntü kalitesi, tribünler, çimlerin biçimi, stadın mimarisi senin içine çekiyor diyoruz. Bizde tam tersi oluyor ne yazık ki. Açtığın zaman maçı izlememek için kendine bahane bulmuş gibi oluyorsun. Bunlar önemli konular lig için. Değerli konular. Fakat işte bizde sıralamada 674. basamakta. Hani federasyonun sıralamasında. Bunlar federasyonun konuları değil. Şimdi bunu da bir teknik direktör dile getirdiği zaman, bunu zaten yerli bir teknik direktör dile getirmez. O topa girmek istemez. Büyük takım oraya gideceği zaman genelde bu gündem oluyor zaten. Mesela Ümraniye Spor, onu da söyleyeyim. Yani Ümraniye Spor ligdeki büyük maçları haricinde tüm karşılaşmalarını orada oynasa kimsenin umurunda değil. Kimsenin umurunda değil. Önemli değil kimse için. Yani federasyon için de bir önemi yok. Orada oynamışlar. Yayıncı kuruluş için de bir önemi yok. Yayıncı kuruluşun da bir oraya baskısı yok. Kimsenin öneminde değil ama bir büyük takım teknik direktörü kendi düşüncesini dile getirdiği zaman, yabancı bir teknik adam, işte o zaman beğenilmiyor. Niye böyle söylüyor ki işte? Ne alakası var? Herkes orada oynuyor. Gitsin oynasın. Halbuki biraz daha geniş düşünebilirsek bunları o çok bahsettikleri ligin kalitesini yükseltmek için değiştirmemiz gerekir diye düşünüyorum ben de. Ne olacak peki? Mesela bu tarz takımları lige mi almamak gerekecek? Karagümrük lige çıkma hakkı kazandı. Alternatif işte, lige almamak değil. Alternatif? Nerede oynayacak? Olimpiyat stadyumu var. Alternatif olarak nerede oynayacak? Şimdi İstanbul'da bu kadar fazla takımın olduğu noktada şu an İstanbul'da kaç? 8 mi 9 mu? 8 galiba. 8 olması lazım. 8 takım var. Yani yarın öbür gün Eyüp gelecek. İstanbul Spor'un Necmi Kadıoğlu stadyumu mesela, o maçta da mı aynı şeyi? Gerçi orada İstanbul Spor şeyde oynadı herhalde. Olimpiyatta oynadı. Büyük maçlarda bilet satmak için. Orada oynadı. Orada evet. Laf etmeyeceğiz. Yani kulüpler için de iyi değil. Kulüpler için de iyi değil. Yani kulübün de kendi butik bir stadı olabilir. Şöyle olabilir. Paylaştıkları statlar olabilir. Paylaşmaları için stadyum inşa edilebilir ya da paylaşmaları için bir stadyum elden geçirilebilir. İstanbul Spor'un stadı, Ümraniye'nin stadı, iki kulüp birleşip orayı ortak stat olarak kullanabilirler. Ona göre bir planlama yapılır. İtalya Serie A'da olduğu gibi. Mesela son Karagümrük Başakşehir maçı İstanbul Spor'un stadında oynandı. Olimpiyatta oynanmadı. Evet işte. O zaman da adam bir iç avantajı yok. Bu kadar uğraşıyorlar. Profesyonel olarak mücadele ediyorlar.
Süper Lig'e çıkıyorlar. Zaten taraftar sayıları az ama bir orada bir burada oynayarak onlar da bir iç saha avantajından mahrum kalıyorlar. Dolayısıyla birçok kötü tarafı var. Yani bu takımların zaten 30 bin kişilik bir stada ihtiyacı yok. Bu takımlara 15 bin kişilik, 10 bin kişilik butik ama mimari olarak güzel. Mesela burada eleştiri mimari ve az seyirci kapasiteli olması mı? Tabii televizyon çekimine uygun olup olmaması, görselliği, bunlar hep etkileyen şeyler ligin kalitesini. Kesinlikle katılıyorum. Etkiliyor. Ben de görsel olarak Ümraniye stadında, İstanbul stadından çok etkilendiğim söylenemez ama bu tarz takımların da hani çok kapasiteli, yani çok kapasiteden kastım 15 bin kişilik bir stat yapması da çok makul değil. Çünkü Anadolu'ya da birçok çok kapasiteli stat yapıldı, Kayseri vesaire hep. Bomboş kaldı yani. Güzel gözüküyor da boş gözükünce de orada kötü bir görüntü. Marka değeri zarar kişiye, görüyor. 30 bin kişiye, 40 bin kişiye ihtiyaç yok dedim. Tamam ama artık, 15 bin de fazla değil mi Ümraniye Spor için? Ya, yani İstanbul Spor için. 15 bin dediğime bakma, ben 30 bin örnek mesela verdiğim için 15 bin dedim. İstiyorsan 10 bin kişilik yap. Yani seninle onun pazarlığını yapmıyorum ben ama biraz daha mimari olarak, çekim olarak, televizyon yayını çekimi olarak ve paylaşma olarak daha iyi işler yapılabilir. Yani pekala İstanbul'da Süper Lig'de mücadele eden iki takım aynı stadı kullanabilir. Olimpiyata gitmektense. Bu yapılabilir. Yapılmayacak çok garip bir şey değil. Ama işte bu işler biraz daha olayın detayı olduğu için biz de detayı problem olmadığı sürece düşünmediğimiz için ortaya böyle bir şey çıkıyor. Yoksa hani Cesun söylediği Fenerbahçe orada oynadığı zaman avantaj sağlayacak sağlamayacaktan bence daha büyük bir konu. Niye peki bu maçtan sonra böyle bir çıkış yapıyor? Mesela bir anlamı var mı bu kadar dile getirmesi de garip değil mi Cesus'un? Yani tamam, eleştirisinde haklı payı var, kıyaslama vesaire yapmışlar ülkesiyle. Nereden sözü aldığını bilmiyorum ama yani böyle bir soru gelme ihtimali yok Cesus'a maç sonu. Fenerbahçe'nin, Ümraniye stadını nasıl buluyorsunuz denecek hali yok. Fenerbahçe'nin rakibi olarak Ümraniye Spor'u izlerken stattan hoşlanmamış olabilir. Orada oyuncuların konsantre olamayacağını düşünmüş olabilir. Çünkü orada atmosferde olmayınca böyle bir hazırlık karşılaşması havası oyunculara geçebilir. Öyle bir risk de var o statta. Yani arkasında bir çim saha daha var. Sanki orada birileri antrenman yapacak gibi bekliyorsun. O zaman şeyde. İşi zor. Kasımpaşa maçı zor. İstanbul Spor maçı zor. Ümraniye Spor maçı stat zor. Kasımpaşa stat gibi stat. Hani Kasımpaşa da yani şey, Ümraniye'ninki en bence dipte olanı bu konuda, atmosfer konusunda en dipte olanı. Belki onu düşündü, bilmiyorum. Belki istemiyor. Belki seyircisi gelsin istiyor. Onu da bilmiyorum. Yani arkasında şey de olabilir, başka bir niyet de olabilir ama ben ondan bağımsız düşündüğüm zaman yani Cesun ajandasını bilmiyorum ama söyledikleri garip değil. Belki kendi çıkarı için konuştu tamamen. Belki de tamamen şey için konuştu. Ligin iyiliği için konuştu. Bilmiyorum. Çok da ilgilenmiyorum. Ama söylediklerinde haklılık payı olduğunu anlatmaya çalışıyorum ben. 8-12 saatlerimiz, araya gidelim. Aradan sonra da telefon hattını sizlere açmaya başlayalım. Her reklam bölümünde birer telefon almaya çalışacağım. Çünkü sonrasında gündemimizde de çok konu var. Fenerbahçe kısmını biraz uzattık. Ben dün Paris Saint-Germain-Riyad karması maçını da izledim. Onunla ilgili konuşmak gerek. Belki de hani son dans dendi dünkü karşılaşma için. Güzel detaylar vardı. Telefon numarasını hatırlatayım. 0212-363-0434. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. 8-17 saatlerimiz, dinleyicimize devam edelim. Günaydın, hoş geldiniz. Yalnız sesiniz çok kesik kesik geliyor. Hareket halinde misiniz yoksa telefonunuz çekmiyor? Şu an nasıl? Şu an normal. Normale döndü. Tamam. İzmir'den arıyorum. 40 yaşındayım. İsmim Naci. Özel bir şirketin çalışmaktayım. Galatasaray transferiyim. Şu birkaç günden beri transfer konularına değinmek istiyorum da Galatasaray şu olmak için Hasan Ali Kaldırım adı geçti. Evet. Ben bunu okuduğumda gerçekten şoka girdim. Yani inanamadım. Yani gerçekten Okan Hoca Hasan Ali gibi bir oyuncuyu Galatasaray'a alır mı? Herhalde de şaka yapıyor olmalı dedim. Çünkü bu biz Galatasaray taraftarında, mesela diğer arkadaşlarımla görüştüğüm zaman da aynı Beşiktaş'ın Ozan Tufan tepkisi gibi kalır Galatasaray'da bu Hasan Ali Kaldırım mevzusu. Çünkü
geçmiş derbilerde de çok böyle sempatik şeyleri olmadı, tavırları olmadı Galatasaray'da oyunculara karşı. Geçmişten gelen de bir sıkıntıları var yani. Bizde. Öyle mi? Hasan Ali Kaldırım, bilmiyorum. Ben sanki böyle rakip takım taraftan çok sevmeyeceği bir profil olarak görmüyorum. Sadece oyun tarzı olarak. Hani hoşuna yani gitmez diye düşünüyorum. En son maçta Selçuk İnan'ın formasını zaten beline kadar indirmişti yani yakasından tutup da. Köşe gönderin orada. Hep benim Hasan Ali Kaldırım o şeyde kaldı. Benim o fotoğrafta kaldı. Maç içi pozisyon mu kastettiniz? Maç içi, maç içi, evet. Tamam, olabilir. Evet. Yani bir forması indirelim yani. Burada çok üzülecek bir şey yok. Zaten futbolunu da yani bilmiyorum, şu anda Galatasaray aynı şey gibi düşünüyor. Yani bir son model bir araca. Yani Hasan Ali Kaldırım gibi bir sol şeyi belki mont ettiğiniz zaman çok sırıtacak. Çünkü düşünsenize ileride Icardi var. Arkasında Mertens var. Mertens'in arkasında işte Mata, Oliveira. Yani Hasan Ali Kaldırım mı bunun? Uğur Çiftçi uygun mu sizce peki? Uğur Çiftçi ismi. Hayır, tabii ki de Uğur Çiftçi de uygundur. Yani aslında şimdi diyeceksiniz ki kim uygun? Evet. Marsilya'yı alalım, Türk vatandaşı yapalım derin ama. Yani o da yok. Yani tabii şöyle şimdi 6 aylık dönem içinde düşünüyorsak eğer, yani bu ligi bitirmek için bir şekilde bir transfer yapabiliyorsak, yani Uğur Çiftçi de yani ne kadar verimli olacak? Biz için oraya gereksinimimiz ileriye gidip orta açıp geri gelmesi. Yani sürekli işleyecek, mekik gibi işleyecek bir bek arıyoruz biz. Fakat Türkiye'de bunu yapacak olan yerli zaten milli oyuncular var. Onlar da yurt dışında oynuyor. En iyi ihtimal Uğur Çiftçi kalıyor bizim elimizde. Ama tabii ki Hasan Ali Kaldırım değil. Uğur Çiftçi Hasan Ali Kaldırım'dan daha bence efektif bir sol bek. Mesela Caner Akin'i daha çok severim ben. Gidip orta açık gelmesi. Ortaları mesela daha meşhurdur. Yani, o hala imzalamadı değil mi hiçbir takımda? Boşta şu anda. Evet. Belki. Ya Karagümrük'ten sonra bir daha imzalamadı. Yani profesyonel olarak baktığımız zaman mantık olarak Caner Akin daha iyi bir profil olarak duruyor bizim açımızda. Hı hı. Tabii ki Okan Hoca bunu değerlendirecekler. Ölçüp biçecekler. Ben İkardin'in takımda kalacağını düşünen kesimdenim. Çünkü Icardi'nin gerçekten İstanbul'da mutlu olduğunu, onun hem sosyal ortam olaraktan hem de zihin olaraktan burada daha kendini berrak tuttuğunu biliyorum. En azından çevremizden, taraflardan, arkadaşlarımızdan da duyuyoruz memnun olduğunu. Bunu yönetime de bizzat kendisi dile getirmiş. Bu da ayrıyetten mutlu etti beni. Fakat işte bonservisi inanılmaz derecede ve maaşı da atıldı. Pahalı bir oyuncu. Fakat biz Icardi gittiğinde B planı, C planı yaptığımız zaman da aynı paralar bizim cebimizden çıkacak gibi. Sadece maaş konusunda belki bir tık fazla vereceksin ama hiç olmazsa Icardi'den sonra gelecek olan oyuncunun acaba tutar mı şey olmayacak, riski olmayacak. Çünkü Icardi'ye 1 milyon euro fazla verdiğin zaman bence Galatasaray çok büyük şeyler kaybetmiş olmaz. Aynı bu bize hani maaş zammı istemişti 1 milyon için ülkeye gitmişti. Elimize kaçırmıştık Gomez'i. O sene şampiyonluktan da olduk zaten. Bence aynı hatayı bu yönetim yapmayacağını düşünüyorum. Bir şekilde maaşından indirim yapıp Icardi'yi almalılar. Çünkü gerçekten de farklı bir vizyon kattı Galatasaray'ın ileri ucuna. Hı hı. Bence bu rakiplerimiz için de çok avantaj. Neden avantaj? Ligin gerçekten kalitesinde ve böyle bir oyuncuyu da izlemek bence ben Fenerbahçe'de de olsa, Beşiktaş'ta da olsa bir dünya stadı isterim. Mesela İbrahimovic Fenerbahçe'ye gelsin, formasına gitsin isterim. Yani Icardi gibi bir oyuncuyu, yani bu tarz oyuncuları bence ligde çoğaltmamız lazım. Yani, tabii çok zor bir şey ama ben zaten futbolu şu üzerinde oynanıyor. Her şey daha çok seyir zevkine sahip olabilir. Peki, sağ olun Naci Bey, görüşmek üzere. Icardi ile ilgili bugün de şimdi gazete manşetlerini az önce karıştırıyordum. Dinleyicimizin dediği gibi haberler. Yani Icardi İstanbul'da çok mutlu. Burada kendini çok rahat hissediyor. O yüzden yaz döneminde Galatasaray'da Icardi'nin bonservisini almak için bir hareket yapacak. Icardi de kulübü Paris Saint-Germain'i ikna etmek için devreye girecek. Öyle bir beklenti var Galatasaray cephesinde. Bakalım olacak mı? Eğer Icardi önümüzdeki sezon kalmazsa da yalnız Galatasaray'a çok büyük de bir bomba bırakacak. Çünkü çıtayı öyle bir noktaya yükseltti ki şu ana kadar gösterdiği performansı, onun yerine gelecek olası bir santrforun işi de hiç kolay olmayacak. Hani bu izlemek gerçekten güzel, keyifli Icardi'yi, ama
sonrasını Galatasaray nasıl halledecek? Taraftarı o ismi kabul ettirebilecek mi? Çünkü bu tarz isimler yani hep kıyas olacak. Yani Muslera da öyleydi, Alex öyleydi, Icardi keza aynı şekilde. Şimdi onun yerine gelecek mesela Hacırayt ismi gündemde. Taraftar tabii ki bu tarz bir isme burun kıvıracaktır. Genç potansiyeli getireceğim bir isme burun kıvıracaktır. Icardi gibi hazır, nazır, yaşı belli bir seviyenin üzerinde, dünya yıldızı bir isimden başkasını da kabul etmeyecektir. Hele ki bir de ligi şampiyon olarak tamamlarsa. Valla zor yönetimin işi. Onu da onlar düşünecek tabii ki. Diğer konu sol bekle ilgili. Hasan Ali Kaldırım ismi gündemde ama öyle çok dinleyicimizin dediği gibi Galatasaray'ın bir numaralı önceliği Hasan Ali Kaldırım falan değil. Sadece yakıştırıldı. Bu da çok normal. Yani Galatasaray yerli bir sol bek arıyor. Hasan Ali'nin sözleşmesi feshedildi. Şimdi ne denecek? Tabii ki Galatasaray'ın da ilgisi var. Denecek. Bunu çok garipsememek lazım. Burada önemli olan teknik heyetin yönetimi ne düşündüğü. Çıkan haberler Hasan Ali Kaldırım'ın pek düşünülmediği yönünde. Uğur Çiftçi şu anda bir numaralı aday Galatasaray'da. Ona alternatif olarak Aziz Beyç ve Güray Vural'ı söyleyebiliriz. Hani Hasan Ali Kaldırım ancak listede yani en iyi ihtimalle 4. sırada yer alıyordur. Galatasaray şimdilik Uğur Çiftçi'ye kanalize olmuş durumda. Emre Taşdemir o transferde takas olmak istemedi. Dün Rıza Çalınbay'da tahmin ediyorum ki yerel basına bir açıklamada bulunmuş. Hani bizi istemeyen oyuncuyu zorla getirecek halimiz yok. Emre Taşdemir'le şu an ilgilenmediklerini söylemiş. Galatasaray'da artık takasta ya başka bir ismi önerecek ya da bonservis ücretini arttırma yoluna gidecek Uğur Çiftçi'yi. Gerçekten transfer etmek istiyorsa. Ama burada da şu çok net. İstediği kadar bonservisi yükselsin Galatasaray Uğur Çiftçi için. Sivas bir sol bek bulmadığı takdirde Uğur Çiftçi'nin gidişine izin vermeyecek. Yani son haber bu. Gerçi bu da kırılabilir mi? Kırılabilir. Benzerini biz Weghorst Abubakar transferinde de gördük. Yani yeni bir oyuncuya imza attırmadan Beşiktaş Weghorst'un gidişine onay vermeyecek dendi. Ama 3 gün sonra işler değişti. Weghorst'un gitmesine mecburen onay verdi Beşiktaş yönetimi. Abubakar da hala yok ortalıklarda. Yani bugün artık herkes geldi gözüyle bakıyor. Özel uçak ayarlanmış dün. Akşam üzeri İstanbul'da olması bekleniyor ama bakalım. Ben emin olamıyorum son günlerdeki haberlerden sonra. Geçen gün biri şey yazmış. Umarım Abubakar'ın başına bir şey gelmez. Uçağı 600 saattir havada diye. Sürekli geliyor uçak sanki kalkmış gibi ama dün artık net olarak dendi. Abubakar haber yollamış, ben bugün işi çözdüm, yarın da İstanbul'da olacağım demiş. Bakalım göreceğiz gün içerisinde, artık netleşir kesin olarak. Galatasaray'la ilgili hazır dinleyicimiz... Bir de neyi anlamıyorum biliyor musun, çok affedersin. Hani bu oyuncu menajerleriyle yürümüyor mu bu işler artık? Yani Abubakar mı giriyor mesela o görüşmeye? Ben bu işi çözdüm. Hani kulüpten işte alacaklarımı aldım, bonservisimi aldım, geliyorum diye. Orayı anlayamıyorum, o kısmı. Hani bazen oyuncular hiç bu toplara girmiyor. Hatta işte geçen gün Altay Fenerbahçe görüşmelerinde Altay yakın bir arkadaşını oyuncu temsilcisi olarak görüşmelere soktuğu için Fenerbahçe yönetiminin rahatsız olduğunu okudum. Diğer tarafta mesela Abubakar diyor ki işte ben kulüple görüşüyorum, İşte çözdüm, geliyorum falan. Buna da bir türlü kafam basmıyor. Bu görüşmeleri gerçekten Abubakar mı yapıyor? Menajerinden haber almıştır. Hallettik yani işi. Geliyorum. Da olabilir. Bilmiyorum tam detay. Abubakar birebir görüşmeye girdi mi? Ama haberin Abubakar'dan çıktığını ben dün okudum. Görüşmeye birebir kendimi girdi. Menajeri girdi. Ona haber verip Abubakar mı haber verdi yönetim cephesine? Onu bilemiyorum. Onu belki Abubakar anlatır. Galatasaray'la ilgili hazır dinleyicimiz Galatasaray'dan bahsetti. Transferlerden, Icardi'den, sol bekten. Dün Amir Hacı Ahmetoviç için Galatasaray'ın da adı geçmeye başladı. Bu artık bir standart haline geldi. Yani Süper Lig'de takımlar benzer oyunculara gidiyorlar. Yurt içi çok anormal değil ama yurt dışında da aynı isme gitmesi zaman zaman anormal karşılıyorum. Ama Amir için çok anormal bir durum yok. Ligin kaliteli oyuncularından bir tanesi. Galatasaray'da böyle 3,5-4 milyon euroluk bir teklifle Konyaspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Son dönemde daha derin oyun kurucu gibi oynadığını görüyoruz Hacı Ahmetoviç'in Konyaspor'da. Galatasaray için bana öyle çok çok mantıklı bir transfer olarak gelmiyor. Yani Beşiktaş özellikle Fernandez'in varlığıyla birlikte bu
Hacı Ahmetoviç transferi daha anlam kazanıyor. Bence Hacı Ahmetoviç eğer 6 numara gibi oynayacaksa, derin oyun kurucu, yanına çok tempolu, fizikli, işin savunma yönünde aksatmayacak bir 8 numara ihtiyacı var. Yani Konyaspor'da işte Soner'le oynadı, Bruno Paz'la oynuyor. Yani o atletizmi, o sertliği gösterecek oyuncularla oynuyor. Galatasaray'da Torreira'nın yerine düşünülüyorsa eğer, önünde Oliveira çok zayıf kalır Galatasaray'ın savunması. Çok dengeli olmaz. O yüzden Galatasaray için kağıt üstünde benim dışarıdan gördüğüm çok mantıklı değil ama Beşiktaş için Fernandez'in de varlığıyla birlikte makul bir transfer olarak görüyorum. Bakalım kime gidecek, şu anda toplamda 3 takım talip. Burnley'de Championship ekiplerinden Hacı Ahmetoviç de ilgileniyor. Orada Konya Spor'un eli bir hayli güçlü. Çok fazla ilgilenen takım olmasından kaynaklı. Bir haber de yine Galatasaray'dan. Kazım Can, Yusuf Demir ve Ross dün takımla birlikte çalıştılar. Yusuf'un da hafif bir sakatlığı olduğu söyleniyordu. Ross ve Kazım uzun zamandır takımdan uzaklardı ama onlar da dönüyor artık yavaş yavaş. Okan Burun da eli güçleniyor haliyle. O da bu haberlerden memnun olmuştur. Son haberim de buydu. Ekleyeceğim bir şey yoksa şimdi ufaktan da dünkü Riyad karması Paris Saint Germain maçına geçmek istiyorum. Dün bilmiyorum senin çok ilgini çekmemiş ama ben Messi ve Ronaldo sahadan çıkana kadar karşılaşmayı takip ettim. Yani bir elimde telefonda o maçı izledim. Önümde de hem diğer maç kupa maçı Gaziantep-Konya hem Fenerbahçe maçı, onları da takip ettim. Ama tabii ağırlıklı olarak Messi Ronaldo'nun her hareketini, soyunma odası koridorlarında neler yaşandı, seremoni çok uzun sürdü dünkü karşılaşmada. Çünkü bu bilet satılmış bir tane pahalı. Herhalde onun sahibi tek tek futbolcularla tokalaştı. Paris Saint Germain Başkanı El Helaifi, Suudi Arabistan'da bir yetkili. Seremoni normalden çok uzun sürdü. Messi Ronaldo santr öncesi yan yana geldiler. Güzel bir görüntü verdiler. Messi 3. dakikada golünü attı. Çok hızlı başladı Paris Saint Germain. Güç dengesi zaten Paris Saint Germain'in lehine olduğu açıktı. Golle de başlayınca maç farka gidebilir diye düşündürdü ama sonrasında pek öyle olmadı. Hakem de biraz Riyad karmasına yakın kararlar verdi. Hani çok yanlış kararlar verdi diyemem. Bir penaltı verdi 34'te. Navas'ın Ronaldo'ya bir müdahalesi vardı. Normalde verilmese verilmez. Çünkü kalecinin o tarz hamleleri çok problem yaratmıyor genelde. Ama verdi. Ronaldo orada golünü attı. Hani bir gol Messi, bir gol Ronaldo, tam aslında isteyeceğin senaryo gerçekleşti. Hatta maç içerisinde bir pozisyonda Ronaldo geriye kadar koştu. Topu Messi'nin ayağından almayı başardı. Çok savunma katkısı ön planda değildir ama bu maç tabii daha farklıydı Ronaldo için. Çok güzel bir bacak arası çalım attı Ronaldo. Gördüm. Sen sosyal medyaya düşenleri gördün. Aynen. Aslında çok bir şey kaçırmadı. Ben de aynı şeyleri izledim ama güzeldi yani o ikilinin isteği, Messi'nin isteği. Ronaldo çok daha istekliydi. Bir gol daha attı 45 artıda. Aynen. Cristiano Ronaldo. See you sevincini yaptı klasik penaltıdan sonra. Yani isteyebileceğimiz her şey oldu dünkü karşılaşmada. Messi de dediğim gibi golünü attı. Mbappe şovunu yaptı. Mbappe yine durdurulamadı. Dar alanda acayip mesafe kat edip dün çok güzel bir asist yaptı Ramos'a. Marquinhos'a da bir asisti var. Bir de penaltıdan golünü attı. Neymar felaket bir penaltı kullandı. Benim sevdiğim tarz kullanıyor. Kaleci yatırmaya çalışıyor ama kaleci doğru köşeye seçince çok kötü bir penaltı gibi gözüktü Neymar'ınki. Paris Saint Germain ilginçtir. Böyle bir karşılaşmada 10 kişi kalmayı başardı. Orada da Bernat 39'da son adam olarak kırmızı kartı gördü. Maç aslında orada dengelendi. Yani keşke maç baştan böyle 11-10 oynansaymış. Daha güzel olurmuş. Gerçekten çok büyük bir fark var iki takım arasında. 60. dakikada da bu oyuncular çıktılar. Messi, Ronaldo çıktı. Sonrasında izleyebilirdim aslında. Talisca için de izlenebilirdi karşılaşma. 46'da girdi. Girer girmez bir şut çekti. Kalecinin üzerine bir şut çekti. Çok sert. Direğin hemen üstüne avuta çıktı. Klasik. Hani nerede bıraktıysak Talisca aynı şekilde devam ediyor. Golünü de atmış zaten sonra. Evet. Onu ben canlı izleyemedim ama yine uzaktan ceza sahası dışından. Yine köşeye. Yine köşeye, yerden. Alt köşeye ama evet. Alt köşeye bir vuruş. Klasik bir Talisca golü 90+4'te gelmiş. Yani Yıldızlar karmasında da iyi isimler vardı. Talisca sonradan girdi. İlk 11'de Marego oynadı. Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti Porto'dan. Suudi Arabistan'da oyuncular vardı. Keyifli. Hani
Yıldızlar karması maçları oluyor ya, böyle yardım karşılaşmaları. Onun gibi güzel. Zaman zaman mücadele dozunu yükseldi. Zaman zaman çok şov hareketlerin oldu. Bir karşılaşmaydı. Son kez büyük ihtimalle Messi Ronaldo'yu karşılıklı izlemiş olduk. Kendi adıma çok verimli. Bir 60 dakika oldu. Ben çok keyif aldım. Keyif aldıysan sorun yok. Evet. Sen o kadar önem vermedin karşılaşmaya. Ya ben sevmiyorum böyle şeyleri. Çok hoşuma gitmiyor yani. Gerçek bir rekabetin olmadığı, hani gösteri amaçlı yapılan, yani işin ucunda büyük ihtimalle hayır şeyi de vardır. Hayır kurumlarına gidecek bir meblağ da vardır. Bir yardım vardır. Ama bana öyle çok cezbedici gelmiyor. Evet, yani tercih meselesi tabii ki. Ben ne olursa olsun, hani bir sokak futbol da olsa Messi Ronaldo'yu, hani denir ya klasik Fenerbahçe Galatasaray için, hani sokakta iki forma giydir Fenerbahçe Galatasaray izlenir diye, benim için de öyle bu rekabet. Ne olursa olsun, herhangi bir karşılaşma da olsun, resmi maçta olsun, bu iki oyuncuyu böyle son kez hele izleyeceğimi bilmek. Daha dur, belki son kez değildir ya. Nereden çıkartıyorsun son kez olduğunu? Yani büyük, çok para var. Büyük ihtimalle son kez diyorum zaten. Gene bir araya getirirler. Getirirlerse yine izlerim. Tamam. Yine izlerim yani. Çok üzülme yani. Yok. Ama şöyle bir işte futbol severlerde duygusallık var. Artık dönemler kapandığı için o tabii direkt olarak bir duygusallık yaratıyor. Bu da son derece normal. Çünkü hani 38'e 36 oldu ya. Son maç bir daha olur mu? Ben diyorum ki olabilir. Çünkü işin ucunda büyük para var. Ama olmazsa da işte son kez bir arada oynadıkları karşılaşma, o şovu bir yerden yakalıyorsun. Bir duygusallık var işin içinde. O bakımdan önemliydi dün akşam. Sen de izlemişsin işte 60 dakika keyif almışsın. O zaman zaten karşılaşma kendinden bekleneni vermiş demektir. Verdi canım, çok net verdi. Hani tribünler çok iyiydi. Messi'ye çok tezahürat yapıldı. Ronaldo golden sonra siyusunu yaptı. O ikisine çok büyük bir teveccüh vardı. Maç sonu paylaşımlar, ben böyle o paylaşımlar bile hoşuma gidiyor. Yani Messi Ronaldo'yla sarıldığı fotoğrafı sosyal medyasından paylaşmış. Hani o iki oyuncuyu öyle görmek benim hep sevdiğim şeyler. O yüzden her anını izlemeye çalıştım. Yani maç öncesinden başladım. Maçta biraz geç başladı. Hem sahaya çıkmaları gecikti, hem seremoni uzadığı için. Ama keyifli, güzel bir futbol akşamı. Dün gerçekten futbol için güzel bir gündü. Yani ben City Tottenham maçını izleyemedim ama oradaki geri dönüş, Real Madrid maçındaki geri dönüş, Fenerbahçe maçında Arda Güler, sonuçta herkesin merak ettiği bir isim, 60 dakika onu izledi futbol severler. Üzerine Messi Ronaldo rekabeti vardı. Bir önceki maç, kupa maçı, sonu acayip oldu. Kupa maçını onu da canlı izledim. O da acayip keyif verdi. Penaltılar aynı şekilde. Basketbolda mesela onu izleyemedim ama Fenerbahçe maçı da uzatmaya gitmiş, uzatmada kazanmış. Aynı anda o da eminim izleyenlere keyif vermiştir. Yani bir perşembe gününe göre gayet muazzam bir gün oldu. Ben şu an enerji seviyem de yüksek sanki bu maçların da etkisi. Sabah gerçekten bir hevesle girdim programa. O hevesle de özeti yaptım. Güzel. Ben etkilendim dünkü karşılaşmalardan. Bilmiyorum, Ali abi çok etkilenmemiş. Tahminen dinleyicilerimiz benim kadar heyecanlandılar mı acaba? Ben o hikayenin açıkçası Amerika'da MLS'te devam edeceğini düşünüyordum. Ve onun öyle bir sene falan devam edeceğini, o bayağı bir şova dönüştüreceklerini planlamıştım kafamda. Burada para daha çok. Efendim? Burada para daha çok. Burada bir sezon oynatmaya gerek duymuyorlar. Bir kere bir araya getirmek yeterli. Yani yarın öbür gün hani Messi'nin de adı biliyorsun El Hilal'le geçiyor. Şu anda sözleşmesi bitiyor. Gerçi yalanlandı ama belli de olmaz bu işler. Sonuçta Suudi Arabistan'ın da elçiliğini yapıyor bildiğim kadarıyla. Lionel Messi turizm elçiliğini yapıyor. Ve Ronaldo da oraya transfer oldu. Yarın öbür gün yani önümüzdeki sezon için söyleyelim, bu rekabeti de orada izleyebiliriz. Çok da güzel olur. Bu arada bir haber verelim. Onu da söylemiş olalım. Resmileşti mi? Resmileşti. Esport Plus Suudi Arabistan Ligi'nin yayın haklarını aldı. Bundan sonra Ronaldo'nun maçları için aldık zaten. Yani Al Nassr'ın maçları aslında, evet, bir anlamda. Aynen. Al Nassr'ın maçları. İlk maç da pazar günü 20.30'da El İttifak'la o karşılaşmayı vereceğiz. Bir 16 haftası var Suudi Arabistan Ligi'nin bitmesinin. O anlaşmayı yaptık. Bundan sonra Esport Plus'ta Ronaldo, Cristiano Ronaldo hayranları Cristiano Ronaldo'nun tüm maçlarını takip edecekler. Onu da söylemiş olalım.
Talisca da var. Aboubakar gidiyor ama evet. Luis Gustavo dün ilk 11'de oynadı. O var. Tanıdıklar var. Keylor Navas. Pardon, Keylor Navas diyorum. Ospina diğer takım kalecisiydi, pardon. Karıştırdım, Keylor Navas'a gitti aklım. O var. Bayağı. El İttifak'ta da Berat Özdemir var. Ben şimdi kadrosuna tekrar bir bakayım dedim. Tanıdık bir oyuncu çıkar mı diye. Tisserand var. Savunma hattında. Hani Ronaldo'ya karşı bu isimleri de görebilirsiniz. Yani Ronaldo çok çok fazla seveni olan bir oyuncu. Dolayısıyla ilgi çekmesi son derece normal. Bundan sonra Esport Plus'ta Ronaldo'nun tüm maçlarını vereceğiz. İlk maçta pazar günü, tekrar söylüyorum, 20.30'da El İttifak maçı. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda. ...8.45 saatlerimiz, dinleyicimiz var hattımızda, yine onunla devam edelim. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Mert Bey, Ali abi. Günaydın. Yayınlar diliyorum. Armağan Yazar ben, İstanbul'dan arıyorum. Özel bir şirkette teknik servis personel olarak çalışıyorum. 36 yaşındayım. Şimdi ben Fenerbahçe taraftarıyım. Bu sene başında... Sayın Başkanımız Ali Koç'un her sene başında olduğu gibi işte bu senenin daha da önemli olduğunu söylemesiyle birlikte bir takım çalışmalara başladı. İşte Jesus'u getirdi. İşte ne bileyim Jesus'un transfer politikasına uygun futbolcuları şişire getirdi falan. Ama sonradan işte bu futbolcuların aslında hani şişirdikleri gibi çok öyle aman aman futbolcular olmadığını gördük. Yani geçen sene Pereira'nın getirdiği futbolculara bakıyorum. Bu sene gelen futbolculara bakıyorum. Arada dağlar var yani. O kadar fark var kalite anlamında. Şimdi şunu söyleyeceğim. Şu an Fenerbahçe'nin iki tane çok önemli transfer ihtiyacı var. Bu lig çok basit. Bu ligde öyle şeye gerek yok. Böyle aman aman bir teknik kadro mühendisine, aman aman bir işte teknik çalışmaya falan gerek yok. Atanınla tutanın iyi olacak. Bu kadar basit bir lig bu lig. Yani şey yapmaya gerek yok. Tartışmaya bile gerek yok. Senin kalende çok büyük sorun var. Dün İrfan Altay'ın zaten son maçlardaki performansını gördük. İrfan Can'ın dün yediği gol bana göre çok basit bir goldü. Yer tutuşu, işte o topu uzanamayışı yani. İkinci sıkıntımız da yani şöyle, biz gol konusunda Fenerbahçe Ali Koç dönemi gelene kadar gol konusunda en sıkıntısı takımken bir gol sıkıntı yani gol şeyinde en sıkıntılı en böyle yani problemli takım haline geldik. Yani 40 gol atmamız şey yanıltmasın yani kimseyi, çünkü yani ne yazık ki birçok rakip taraftarın, camianın söylediği gibi yarısı penaltıdan olduğu için yani beni çok cezbetmiyor yani o goller. O gol sayısının fazlalığı. Yani senin gidiyor en büyük yani bu sene sana en sıkıntılı rakip olacak takım gidiyor. Icardi'yi alıyor. Diğeri gidiyor Vegos'ta alıyor. Sen gidiyorsun geçen sene Beşiktaş'ın yüz çevirdiği, bu sene kadrodan çıkarttığı Başşuay'ı getiriyorsun. Neymiş efendim? Jesus istemiş. Yani biliyorsun aylarca Gomez'in peşinde koşuyorsun, onu Trabzonspor'a kaptırıyorsun. Sonra yine topu teknik direktöre atıyorsun. Ya ben şunu anlamıyorum. İyi teknik direktör getiriyorsun, kadro kuramıyorsun. Güzel futbolcular getiriyorsun. Bu sefer onların başına da gidiyorsun. Yani Mesut Özil'i getiriyorsun, başına Erol Bulut'u koyuyorsun mesela. Yani bunu yani birileri hadi Ali Koç düşünemiyor diyelim de, bu Fenerbahçe'de hiç mi kimsenin yani dikkatini çekmiyor bunlar, bu sıkıntılar, bu problemler? Senin bu ara transferde Türkiye'ye getirebileceğin en kaliteli yani tek forvet 9 numara, forvet değil, takım forvetten geçilmiyor da bize santrafor lazım. Tek santrafor Aboubakar'dı. Yani sen Aboubakar'ı bile bugün Beşiktaş'a kaptırdın. Bugün haberler çıktı. Sen şimdi kimi getireceksin? Bu ligi hangi futbolcuyu getireceksin? Bu ligi bilen, bizi şampiyon yapabilecek, tuttuğunu hani kaleye yüzünü çevirdiği gibi gol atabilecek kim var? Başşuay'ın garip garip hareketlerine, Valencia'nın işte birileri işte sinirlendirecek ki, gaza getirecek ki kalksın orada bir gol atsın. Bir ya, Fenerbahçe bu kadar düştü mü ya? Ben anlamıyorum yani, bu kadar mı zor, bu kadar yani, isim vermek istemiyorum, çok büyük kurumların sahibisin, çok büyük yani Türkiye'nin en büyük yani dinlenmesinin sahibisin yani arkadaş, ben senin yerinde olsam bu sene 100. yıl, başka yok, kaç seneyi başarısız olmuşsun, bu sene bu taraftarı bir şekilde mutlu edeceğim diyeceksin, gerekirse gözünü karartacaksın, ne gerekiyorsa yapacaksın. Adam gidiyor Icardi'yi alıyor, yetmiyor gidiyor Lukaku'nun peşinde koşuyor. Sen gidiyorsun yani
Sivas Spor'da biraz sivrildi de Hacı Wright, yani küçümsemek için demiyorum da Fenerbahçe burası. Fenerbahçe ya. Bunu artık fark etsinler. Artık kanser ettiler bizi ya. Her sene başında böyle başlayıp bunu sene sonuna doğru bu şekilde yani gitmekten artık bıktık. Peki, bana yemin ediyorum şu an bir çok özür son bir şey söyleyeceğim. Bana şu an birisi desin ki Fenerbahçe şampiyon mu olsun, Ali Koç bugün bıraksın mı? Yemin ediyorum Ali Koç bıraksını seçerim. Ya çünkü bıktık artık. İyi yayınlar diliyorum. Evet, sağ olun. Görüşmek üzere. Dinleyicimiz. Bir anda yükseldi. Doluymuş ama belli yani gidişattan. Yavaş yavaş başladı. Evet. Ondan sonra önce top çeviriyordu. Ondan sonra direkt bir hücuma geçti. En son Ali Koç bıraksın. En son zirvede bıraktı. Hani sen istiyorsun ya futbolcularla zirvede bıraksın. Dinleyicimiz de bence zirveye çıkıp orada bıraktı. Bu kadar sinirlenecek bir şey var mı? Yani şampiyonluktan uzaklaştığını hissediyor Fenerbahçe'nin kadro kalitesini. Oyuncu kalitesini sevmiyor. Evet, Galatasaray bir de şimdi performans vermeye başlayınca sezon başı böyle bir isyan yapmazdı herhalde dinleyicimiz. Yani işler çünkü iyi gidiyordu, iyi başlamıştı. Avrupa'da güzel karşılaşmalar, ligde galibiyetler, seriler. Galatasaray'la puan farkı vardı. Rahattı Fenerbahçe ama işte her şeyin sonuç odaklı olduğu zaten hep konuştuğumuz bir şey. Fenerbahçe'de de işler kötü gidince şu an Jesus'un transfer politikası daha da eleştirilir bir hale geldi. Hiç eleştirilmiyor değildi. Yani hakkını yemeyelim. Taraftarlarında eleştirenler vardı. Hani Gustavo Henrique bu takımın oyuncusu mu? Ara öyle mi? Batu Şahin ne işi var? Diyen çok oldu. Ama benim de savunduğum şey Şenol Güneş'te de böyleydi. Böyle bir teknik direktör getiriyorsan Jesus gibi bir dünya yıldızı. Sonuçta ona da açıklandığı kadarıyla 4 milyon euro verdi Fenerbahçe. Yani onun istekleri üzerinden gideceksin. Şimdi Jesus'u getirmişsin. Güç bela ikna etmişsin adamı. Uzun uzadıya Portekiz'e gitmişsin. Ayağına kadar gitmişsin adamın. Sonra onun istemediği transferler yapıyorsun. O da olmaz. Şimdi öyle olsa bu sefer Jesus mutsuz olacak. Jesus belki o getirdiğin oyuncuyu oynatmayacak. Ona takılacak. Bence Fenerbahçe Başkanı şu şartlarda doğrusunu yaptı. Yani böyle bir teknik direktör getirdi. Çünkü herkesin beklentisi böyle bir teknik direktördü. Yani çok az kişi yola İsmail Kartal'la devam edilmeli dedi. Çoğu kişi bu tarz Jesus tarzı ki o an eldekilerin en iyisiydi. Löw de değildi bence Fenerbahçe'nin aradığı profil. Yani Jesus gibi bir profildi. Onu getirdi. Böyle bir adamı getirmişken onun istediği transferleri de aşağı yukarı yaptı. Şimdi ne yapacak burada yani Ali Koç'a yapılan eleştiriler tamam kendi içinde bir haklılık payı var. Şunu diyenler var işte sen de koskoca Ali Koç'sun. Dayatacaksın Abubakar, Abubakar, Icardi ise Icardi ben bunu alıyorum oynatacaksın diyeceksin. Ama öyle dendiği kadar kolay işler değil bunlar. Jesus da çok ters adam yani çok belli. Onun da aksi bir şey yapmak. Tersi ters diyorsun. Abi görmüyor musun yedek kulübesinde neler hocam, yapıyor Jesus? Tersi ters. Yapar, yapıyordur yani yöneticilere karşı da terstir. Belli şeyleri vardır, kuralları vardır onun da. O yüzden ben Ali Koç'u öyle çok çok bu konuda eleştirmiyorum. Jesus'un isteklerini yaptığını varsayarak bunu söylüyorum. Ama yapamadıysa da o ayrı bir konu. Ama genel kanı hep Jesus'un istekleri oldu transfer politikasında. Ya bu kadar sert eleştirecek bir durum yok şu an için Ali Koç'u, Fenerbahçe'yi, Jesus'u, Fenerbahçe'nin genel halini. Çünkü Fenerbahçe bundan önceki sezonlarda her şeyi denedi. Artık bu Fenerbahçe için son formül gibi. Jesus formülü. Teknik adam profili olarak söylüyorum. Şimdi seninle geldiğimiz noktada sen de diyorsun ki artık Jesus son formülse bir zahmet de bırakın adam bildiği işi yapsın. Evet. Şimdi öteki türlü zaten oradan başarının çıkması daha da zorlaşırdı. Sen Jesus son formül olarak getiriyorsun. Çünkü en kolayı neydi? Başarılı bir şekilde bitiren İsmail Kartal'la devam etmekti. Ama Jesus hamlesi yaptığında kariyerli, tecrübeli, herkesin saygı duyacağı, işte zor zamanlarda ona göğüs gerebilecek bir teknik adam, bir marka teknik adam seçtiği zaman şimdi diğerleri olmaz. Ha, Jesus daha kaliteli oyuncularla çalışmak isteyebilir mi? Evet, belki bunlardan bir tık daha kaliteli oyuncularla çalışmak isteyebilir ama bu zaten her hocanın istediği bir şey. Bu noktada sizin bu sezon hocayla tartışmaya girecek bir durumunuz yok. Hocayla uyumlu çalışmak durumundasınız. Hocaya inanmak durumundasınız. Şimdi Fenerbahçe evet kötü bir dönemden geçti ama bence dinleyicimizin biraz kendini sorgulaması gerekiyor. Neden bu kadar mutsuz? Yani beklentisi ne Fenerbahçe'den? Şampiyonluk. Yani sezonun bu döneminde 10 puan fark mı? Şimdi çok fazla gol attı diyor Fenerbahçe ama mutlu değilim diyor. Santrfor problemi olduğunu düşünüyor mesela. Bir kaleciyle bir santrfor istiyor.
Tamam yani isteyebilir. Herkesin futbola dair bir görüşü var da. İşte siz lidere güvenmek durumundasınız. O lideri çok beklediniz. Şu an o yola girdiniz. Dolayısıyla Fenerbahçe'de Cesun istediği şekilde oynayıp Cesun istediği transferlerle başarılı olacak ya da olmayacak. Yani artık diğer formülleri düşünün. Fenerbahçe'nin denemediği kalmamıştı. Denemediği bir formül kalmamıştı. Şimdi aslında dinleyicimizin düşündüğü ya da dinleyicimizi biraz daha sıkıntıya sokan Fenerbahçe değil. Galatasaray. Aslında bunu da biraz kendine sorması lazım. Kendi takımı üzerinden değerlendirme yapmıyor aslında. Ama bu zaten yine normal değil mi? Hep rakiplerle kıyaslamıyor mu insanlar? Yok, normal değil. Sen kurduğun kadroyla iyi bir futbol oynayamıyor musun? Ona bakmak gerekir. Hayır, oynayamıyor kadro... ama diğer takıma da bakıyor ya. Icardi var, Mertens var ve oynamaya başladılar. Ya. Bu etkiliyor diyoruz ya her zaman. Çok anormal şöyle, değil. İşte oynamaya başladılar da Fenerbahçe çok daha iyi kadrolarla da şampiyon olamadı. Rakiplerinden daha iyi kadrolarıyla da şampiyon olamadı. Yani artık bu gerçeği de kabullenmek gerekiyor. Evet, iyi kadro tabii ki fark yaratıyor. Ama Galatasaray'da çok iyi kadrolarla, çok iyi oyuncularla başarıya ulaşamadı. Beşiktaş da tarihin kendi açısından en iyi kadrosuyla istediği şampiyonluğa ulaşamadı. Şenol Güneş'in ilk döneminin son senesi. Hatta 3. ve 4. senesi. Kadrolar ligin çok üzerinde kadrolardı. Anormal kadrolar kurdu Beşiktaş. Şampiyonluk geldi mi? Şampiyonluk gelmedi. Dolayısıyla şu an dinleyiciyi rahatsız eden Galatasaray'a bakıp işte Mertens ve Icardi'nin performans vermesi. O mesela kendi takımına bakıp neden bu kadar kaliteli oyuncu yok diyor. Ama Fenerbahçe'nin kendi kadrosundan ne alabileceği, maçlarını nasıl kazanabileceği asıl problem. Fenerbahçe için. Fenerbahçe oraya odaklanmalı. Çünkü artık Galatasaray'ın kadrosunu değiştirme şansı yok. Trabzonspor'un kadrosuna müdahale etme şansı yok. Şimdi Trabzonspor'un kadrosu kötü mü? Çok değil. İyi o da. Beşiktaş'ın kadrosu da kötü değil, kusura bakmayın. Ama performans alıyor mu, alamıyor mu? Buna odaklanmak lazım. İşte Fenerbahçe için şu an az da olsa olan bir avantaj geçtiğimiz senelerdeki kadar bu krizde yer almadı Fenerbahçe. Yoksa yani lütfen biraz böyle hani sakin düşünmekte fayda var. Hangi takım tüm sezon boyunca müthiş bir ivmeyle devam edecek ya da hangi ivme sürekli yukarı doğru gitmiş? Elbet düşüş olacak. Ama o düşüşü ne kadar kısa süreli tuttuğunuz ve yukarı çıkıp çıkabildiğiniz önemli. Bakınız Real Madrid. İşte Real Madrid de Dünya Kupası arasından sonra sıkıntı yaşıyor. Yaşamaya devam ediyor. Dün bir kupa maçı kazandı. Belki işte o düşüşün sona erdiği noktaydı. Artık bundan sonra belki Real Madrid de kendi standartına yükselecek. Manchester City. O da sıkıntılı gözüküyordu. Dün daha da sıkıntılı gözüküyordu ilk yarı bittiğinde. İkinci yarı 4 gol attı. Yani bu düşüşlerde ne kadar dibe doğru gittiğiniz, orada nerede frene bastığınız bütün sezonu belirliyor. Yoksa maç kaybetmek çok kolay. Manchester United müthiş bir çıkış yakaladı. Gitti Palace deplasmanında berabere kaldı işte. Öyle ya da böyle. Free kick ya da değil. 90+1 ya da değil. Ama bir yerde duruyorsun. Bir yerde puan kaybediyorsun. Bir yerde de artık senin kötü gidişin duruyor. Onu ne kadar kısa tuttuğun şampiyonluk yolunda mücadele eden takımlar için çok önemli. Bakınız Barcelona. Adamlar gitti Real Madrid'den 3 tane gol yediler El Clasico'da. Şu an lider. Çünkü neden? O düşüşe izin vermediler. Şampiyonlar Ligi'nden elendiler. Aynen, moral olarak örneği de vermek lazım. Kötü bir şey. Napoli Dünya Kupası bitti. Döndü. Gitti mağlup oldu. Gitti mağlup oldu Inter'e. Ondan sonra toparladı tekrar. Juventus'u yendi. Juventus 8 maç üst üste kazandı adamlar. 8 maç üst üste kazandılar. Gol dahi yemediler. Ne oldu? Gitti Napoli'den 5 gol yedi Juventus. Yani bu iş böyle. Şimdi bunu daha kaç tane örnek verelim? Hani hepsini söyledik neredeyse. Şimdi tablo böyleyken hani şu an Galatasaray'la ya da Fenerbahçeli taraftarlarla alakalı olarak hiçbirinin enseyi karartacak bir durumu yok. Arada 4 puan fark var. Daha ligin yarısı oynandı. İkinci yarısı bugün başlıyor ligin. Ama hani kalkıp da böyle işi Dursun Özbek şöyleydi, Ali Koç böyleydi diye getirmek, hatta Beşiktaş ve Trabzonspor için de bu geçerli, haksızlık oluyor. Yani taraftar da fazla duygusal.
Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coştu onda iddia. İddia. ...9.04 saatlerimiz devam ediyoruz. Şimdi hattımızda bir dinleyicimiz daha var. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Ali Bey, günaydın Mert Bey. Ben Ankara'dan arıyorum, Tuncay Başdemir. 47 yaşındayım. Özel bir şirkette çalışıyorum. Fenerbahçe taraftarıyım. Hı hı. Dünkü maç özelinde bir de bir az önceki arkadaşa bir vurguda bulunmak istiyorum. Dünkü maç özelinden, evet iyi oynamadık ama Arda Güler'i 60 dakika seyretmek hakikaten bize keyif verdi. Neler yapabileceğini gösterdi. Bu çocuğa daha fazla şans verirsek daha fazla şeyler yapabilir. Yani bu en azından benim düşüncem. Hı hı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben radyomu az önce açtığım için dinleyemedim. Peki. Az önceki arkadaş için de şöyle bir şey söyleyeyim. Futboldan bir haber yaşadığı ya da başka bir evrende futbol hayatını sürdürdüğü, seyrettiğini düşünüyorum ben. Nedenine gelince de Hacı Rahit Sivas Spor'da değil Antalya Spor'da oynuyor. Yani Sivas Spor'da Hacı Rahit diye bir futbolcu var mı ben bilmiyorum. Basit bir hata canım onu çok yani, şey yapmayayım. Ama işte bak şöyle söyleyeyim. Futboldan bir haber olup da böyle hakem kesmek şeydir. Ali Koç'un bırakın önemli bir ailenin bir bireyi bir ferdi olmasını. Milyonlarca taraftarın başındaki bir kulübü yönetiyor. Yani bu bakkal yönetmeye benzemiyor. Az önce sizin bahsettiğiniz gibi yani başına bir hoca getiriyorsanız eğer bu hocayla da şampiyon olacağınıza ya da bir yerlere geleceğinize inanıyorsanız mutlaka yani geçmişinizde de başarıya açsanız bu hocayı da getiriyorsanız böyle bir şeyi biat etmek zorundasınız bir bakıma. Doğru mudur? Yani ben evet. Yanlış mı düşünüyorum? Yok aşağı yukarı aynı şeyleri söyledik evet. Yani çıkıp da işte ben ya Ali Koç gittin. Tamam Ali Koç gittin, Veli Koç gelsin. Aziz Yıldırım bu takımın başında 20 sene kaldı. 20 senede kaç şampiyonluk yaşadık biz? 3 ya da 4. Ortalamaya vurursak 4 senede bir şampiyon oluyorduk. Ya da 3 senede bir. Türkiye standartlarında da zaten büyük takımlar 3 senede bir. Hadi geçelim 4 senede bir. Yani ekstra bir durum olmadığı sürece. Yani geçmişimizi bilirsek geleceğimizi ona göre yargılarız diye düşünüyorum ben. Peki. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Arda ile ilgili zaten herkesin düşüncesi hem fikir Arda daha fazla süre alırsa daha çok şey verecektir. Biraz maç temposuna, maç ritmine girmeye ihtiyacı var. Sonuçta ligde hani 30-40 dakika oynamış bir isim şu ana kadar. Avrupa'da genelde oynamıştı. Son dönemde de karşılaşması yoktu çok fazla. Dün de son dönemlerin en çok süre aldığı maçını oynadı. Güzel şeyler de vaat etti. Duran toplar konusu belki biraz eleştiri konusu olabilir. Dün Fenerbahçe'de ağırlıklı olarak Arda Güler kullandı duran topları. Sağda olduğu bölümde sonra Rossi tekrar kullanmaya başladı. Ama ne Rossi ne Arda öyle çok çok etkili kullanamadılar. Hani o kadar duran top kullanmışken Fenerbahçe bir alt lig ekibine karşı en azından hani çok daha net bir pozisyon, bir gol çıkarması beklenirdi. Bu eleştiri konusu ama tabii sadece Arda'ya yapılabilecek bir eleştiri değil. Sonuçta ortayı Arda çok kötü yapmadı. Öyle dağlara taşlara yaptığı yok sürekli ön direğe kestiği de söylenemez. Organizasyonda da Fenerbahçe açısından bir problem oldu. Gözüktü dünkü karşılaşmada ya da şans tutmadı artık. Hangisini tercih ederseniz. Diğer kısma ilgili çok fazla da uzatmayacağım. Dinleyicimiz cevabını verdi. Ben bir transfer haberiyle devam etmek istiyorum. Transfer derken tabii Yusuf Demir'in adı Süper Lig'de bazı takımlarla geçiyor. En son Ümraniyespor'un bilgisinden bahsedilmişti ama menajerinin yaptığı, menajerlik şirketinin daha doğru bir tabirle yaptığı bir açıklama var Yusuf Demir'le alakalı. Şöyle demişler. Yusuf için kiralık transfer haberleri kesinlikle doğru değil. Çok fazla saçmalık yazıldı. Galatasaray 2 aylık bir proje değil demiş. Menajerlik şirketinden yapılan açıklama bu şekilde Yusuf Demir. Yani bu açıklamadan anladığımız kadarıyla sezon sonuna kadar en azından Galatasaray'da kalacak. Tabii bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi tartışılır. Eğer
TFF talimatlarına aykırı bir durum söz konusu değilse ben de Yusuf Demir'in kiralanmasının çok daha mantıklı olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü bu kadroda forma giyme şansı pek yüksek gözükmüyor. Sadece sonuçta lig var. Kupada da işte Mata'yı tercih ediyor. Okan Buruk. Kanat dediğin zaman tam bir kanat da değil. Orada tempoyu da düşürüyor Yusuf Demir. Yunus orada hareketlendi. Barış Alper Yılmaz var. Kerem Raşitsa var. Yani şu şartlarda hele ki bir de yabancı statüsünde oynadığı için Yusuf'un şansı çok çok az. Bence kesin olarak dediğim gibi eğer bir engel yoksa bunda kiralık olarak ayrılmasında fayda görüyorum. Yusuf'a 6 milyon euro bonservis bedeli verilmese, Yusuf mesela 1-2 milyon euroya alınsa bu tartışma yapılır mıydı şu an? Yapılmazdı. Evet. Potansiyeli çok olduğu için evet. Yapılıyor. Yoksa mesela... Yani yüksek bonservis bedeli verilen ve potansiyeli yüksek bir oyuncu olduğu için yapılıyor. Ama potansiyeli yüksek bonservis bedeli düşük olsaydı Yusuf çoktan kiralanırdı. Mesela örneği de hemen yakın bir zamandan vereyim. Bilmiyorum katılır mısın? Trabzonspor geçen sezon devre arası Emrehan Gedikli'yi aldı. Leverkusen altyapısından 700-800 bin euro aldı. Potansiyelli bir oyuncu oldu hep söylendi. Forma şansı da buldu çok az da olsa. Şimdi bu transfer döneminde yurt dışına kiralandı ve satın alma opsiyonuyla kiralanmış. Yani 1 küsur milyon euro. Çok çabuk da vazgeçti Trabzonspor. Yusuf Demir de keza öyle bir şey olsa çoktan gönderilirdi, öyle kiralanırdı. Yani ama hani yüksek yatırım yaptığınız bir oyuncuyu da işte biz çok para verdik o yüzden göndermeyiz tarzı bir yaklaşımla daha iyi hale getiremezsiniz. Yani çünkü öyle da... oynamıyor. Oynamayacak işte. Bu tabloda oynayabileceğini düşünen evet var mı? Çok yani fazla süre bulabilir. İnat Yusuf'a ve Galatasaray'a zarar verir. Asıl olan Galatasaray'ın 6 milyon euro yatırdığı bir oyuncu bir an önce forma sokmak. Bir an önce Galatasaray için ilk 11'de ciddi bir alternatif olarak ortaya çıkarmaktır. Bunun yanında Yusuf Demir yabancı da olsa Raşitsa da yabancı. Raşitsa sezon içerisinde formayı kaptı mı? Kaptı. Demek ki bu olay aslında bir noktada yerli yabancıdan çıktı. Hı hı. Onu da unutmamak gerekiyor. Şimdi Yusuf'u da sadece işte yabancı o yüzden oynayamıyor diye düşünmeyin. Galatasaray Kerem Yunus'la başladı. Şu an Kerem Raşitsa'ya döndü. Kerem Yusuf'a da dönebilirdi çok rahat bir şekilde. Peki neden dönmedi? Demek ki Yusuf şu an Galatasaray'ın 11'inde oynayabilecek ya da Galatasaray'ın 11'ine alternatif seviyede olmadığı için döndü. Dolayısıyla işte 6 milyon euro verdik, 6,5 milyon euro verdik. Bu kadar tartışma yapıldı, biz göndermeyiz. Zannetmiyorum Galatasaray böyle bir mantığın içine girsin. Tekrar söylüyorum, asıl olan oyuncuyu hazır hale getirmektir. O yüzden de onun inadı yerine Yusuf eğer talimatlar biraz kafa karıştırıcı o konuda. Farklı şeyler söyleniyor. Öyle bir engel yoksa oynaması gelişmesi çok daha mantıklı. Aynen öyle. Yusuf bir de ilk geldiğinde hani sağ kanada bir alternatif gibi geldi ama Yusuf'un oyun tarzını da artık hani herkes görmüştür. Bir kanat oyuncusundan ziyade bir 10 numara karakterli bir oyuncu. Yani Raşitsa'da gördüğümüz şeyleri Yusuf'tan beklememiz pek mümkün değil. Topla öyle çok mesafe kat eden bir kanat oyuncusu gibi hızlı bir isim değil Yusuf Demir. Daha çok oyun aklıyla oynayan, oyunu yönlendiren bir oyuncu. 10 numaranın bir alternatif olması gerekiyor ama işte orada da Galatasaray'ın hep transfer planlamasını eleştirdik. Yani Mertens'i getiriyorsun üzerine bir de Mata Yusuf yapıyor Galatasaray. Orada bir dengesizlik olduğu aşikardı. Şu anda da onun bir anlamda sancılarını çekiyor Galatasaray. Şimdi Abubakar'la ilgili bir gelişme oldu. Artık galiba bugün gerçekten geliyor. Çünkü ilk defa uçak saatiyle ilgili bir bilgiye denk geldim. Fatih Doğan birkaç dakika önce tweet atmış. Abubakar'ı getirecek özel uçağın 18'de kalkacağı bilgisi geldi demiş. Tabii buradan kalkış saati mi, oradan kalkış saati mi onu... Ya kalksın da uçak sen. Oraya yani... çok takılma. Zaten saatler aynı. Aynı saat dilimindeyiz. Yok hani 18'de İstanbul'dan kalkıp alıp mı gelecek? 18'de oraya varıp 18'de oradan mı kalkış? Orada onu kalkacağım. Bilmiyorum. Onun bilgisi mi? Çünkü uçak herhalde buradan gidecektir. Abubakar'ı almak için. Niye buradan gitsin? Nereden gidecek? Özel uçak. Oradan kiralar getirirler buradan bir tane. Oradan mı kiralıyorlar? Bence öyle olur. Öyle mi oluyor? Bilmiyorum yani bu işleri anladığım değil. İşler değil. Sen daha hakimsin belli ki uçak kiralama işlerine. Ben çok kiralıyorum. Kullanıyorsun zaman sıkıntılı, zaman. Sıkıntılı zamanlarda evet. Uçakla geliyorum işe. Ben hiç hakim değilim ne helikopter ne uçak. Hiç bilgim yok. Biz de böyle düşünüyoruz. Ben buradan kiralayıp götürüp getirecek diye düşündüm. Ya o da olabilir. Oradan kiralayıp yani, getirip götüre de şey döne de bilir. O da mantıksız değilmiş. Evet. Güzel. Neyse bir şekilde galiba saat, geliyor. Saat dilimi aynı. Saat dilimi aynı. Saat dilimi aynı. Orada bir şey yok. Hani Türkiye saatine göre eklemesini yapmak durumunda değilsin.
Eğer öyleyse hani uçak 18'de de kalksa, 20'de de kalksa, 22'de de kalksa Beşiktaş taraftarının gıkı çıkmaz. Yeter ki uçak kalksın ve insin. Ve gelsin. Bugün günlerden Cuma, Beşiktaş'ın karşılaşması pazar günü. Bugünkü idmana katılması mümkün değil ama cumartesi günü tek idmana katılıp, ki hali hazırda idman yapan bir oyuncu, en azından maç kadrosunda olur pazar günü. Ne var, lisansta şu an hiçbir problem yok. Bir oyuncuyu çıkarırsın yabancı. Evet, falan yetişiyor mu? Motokuryeyle yoksa döndük mü? Tamamen dijitale döndük mü? Bilmiyorum. Şu an evrakla ilgili, lisansla ilgili hani çıkan haberler üzerinden konuşuyorum. Bu maç kadrosunda olması bekleniyor bütün muhabirler tarafından, değil mi? Aksi bir haber, lisansı yetişir mi yetişmez mi diye ben bir şey okumadım şu ana kadar. Ama işler çok geçe kaldığı için, biraz sarktığı için belki o sıkıntı da yaşanabilir. Ama şu an ona dair ben bir haber görmedim. Bakalım, belki gerçekten yetişemeyebilir. Ama Abubakar'la ilgili son sıcak bilgi de bu şekilde. Bir de bugün bir haber gördüm ama önüme açmayı unutmuşum. Aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeceğim. Masuaku'nun takımdan ayrılması söz konusu. O da performansı Şenol Güneş'in beklediği seviyede değil. Bir de orada şöyle bir sıkıntı varmış. Umut Meraş sıkıntısı. Yok, Umut Meraş o da sıkıntı da. Orada öyle bir sıkıntı var. Sözleşmesinde bir maç sayısına göre satın alma opsiyonu varmış Masuaku'nun ve Beşiktaş yönetimi de uzamasını istemiyor. Evet, uzamasını istemiyor. Şimdi oynatsan dert. Bir dert. Sözleşme uzayacak, oynatmasan dediğin gibi Umut Meraş var. O yüzden kiralık sözleşmesinin revize konusunda kulübüyle bir pazarlık halinde olduğu söylenmiş yani Beşiktaş'ın. Biz oynatalım oyuncuyu bu sene ama Allah'ınızı severseniz şu maddeyi kaldıralım diyor Beşiktaş. Evet. Öyle diyor. Bakalım kulübünü ikna edebilecekler mi? Kolay bir iş değil. Çünkü onlar da tahmin ediyorum ki elden çıkarmak istiyorlar ki öyle bir madde koydurmuşlar sözleşmeye. Niye bundan vazgeçsinler? Beşiktaş'ın iyilik yapacaklar işte. O anlamda. Kime iyilik yapacak? İyilik için. Beşiktaş'a iyilik için. Hayır. Buradan kulübe hangisiydi? West Ham'dan mı geldi Masuaku? Yani West Ham'ın çıkarı ne buradan? Yok, bir çıkarı iyilik yapıyorlar işte, onu diyorum sana. İlla, ha, West Ham iyilik yapıyor. Bir çıkar mı olması lazım? Mert Erem tamam. Ya her şey karşılıklı mı bu hayatta? Tamam. West Ham'da Beşiktaş'a bir iyilik yapsa kötü mü olur? Bir kampanya yapsınlar. Mesela. Hani, Beşiktaş için mesela, değil mi? Ya Masuaku, Umut Meraş sorunu ciddi Beşiktaş'ta. Masuaku'yu gönderdiğin anda transfersiz olmaz. Mümkün değil. Seni kızdırayım mı? Kızdır. Oğuzhan Akgün'ü var Beşiktaş'ın elinde. Evet. Yani işte kızmadın ama galiba. Sen Oğuzhan'la, Güven Yalçın'la, Umut Nayır'la oyna. Evet, gördük Masuaku'da işte performansı ortada. Yani işte, Masuaku'yu da beğenmiyor çünkü çok anladım. Yani sadece işin tamam, Masuaku'yu, bu detayı. Masuaku'yu beğenmiyor olabilir ama hani Umut Meraş'ta devam edebileceğim bir oyuncu değil. Yola devam edebileceğim bir oyuncu değil. Hem performans hem bir de sakatlık riski de var. Hadi performans verdiğini düşünelim Umut Meraş'ın. Sakatlanmayacağının da garantisi yok. Çift taraflı bir sıkıntısı var. Doğru. Hani üçlü oyna, Umut Meraş'la oynama. 10 kişi oyna, Umut Meraş'la oynama ya dönüyor benim gözümde. O yüzden Masuaku, evet, senin dediğin gibi o sözleşmedeki madde problem yaratır. Çünkü istemediğim bir oyuncu belli yani. Şenol Güneş çok sıcak bakmıyor. Çok sıcak bakmadığı bir noktada örnek 25 maçı doldurdu, pat diye otomatik olarak bir sene uzarsa ciddi bir sıkıntı. Ucuz da bir oyuncu değil. Evet. Masuaku. Fakat Beşiktaş'ın hani o problemi çözemezse Umut Meraş'la devam etmesi demek, yani sezon açısından gelecek haftalarda ciddi sıkıntılar yaşaması demek. Takım içi bir alternatif yaratabilirdin. Peki. Montero gitti. Hani sol ayaklı bir stoper olarak sayısı sol beke kaydırmak gibi bir şey. Takım içi Oğuzhan var işte. Değil. Oğuzhan'ı dedi İsmail. Söylemek sol istemiyorum. Bitti. Sürekli sen Oğuzhan diyorsun ama Oğuzhan. İyi de Oğuzhan kanat beki olarak Beşiktaş'ları biraz sinirlendireyim dedim ama. Evet, yani işte. Öyle bilmiyorum. Olmuyor o işler. Bir transfer olabilir. Ama bak şuna vurgu yapacağım şimdi. Şaka değil bu söyleyeceğim. Sen dedin ya artık şampiyonluk konusunda işi çok kolay değil Beşiktaş'ın. Kupası da gitti. Hı hı. Bu sezonu böyle kapatamaz mı? İlla iyi bir sol bek almak zorunda mı? İlla iyi bir sol bek almak zorunda mı? Güzel bir soru. Çünkü hani Abubakar sezonun konusu, hedeflerinin revize edildiği bir noktada ona ihtiyaç var mı? Zaten o istediği sol beki ara transfer döneminde bulabilir mi? Hayır. İşte, aynen. Senin bakış açınla onu merak ediyorum. O da kolay bir iş değil. Peki burada ne yapabilir? Burada alternatiflere yönelebilir. Takım için bir oyuncuyu çıkarmak. Senin dediğin gibi belki Oğuzhan'ı o noktada oynayabileceği düşünülüyorsa oraya monte etmek, onunla ısrar etmek ve devam etmek gibi. Böyle bir alternatif olabilir. Bir sistem değişikliği olabilir. Daha radikal bir şekilde. Üçlü bir savunmaya geçmek. Sürekli üçlü oynamak. Beşiktaş'ta bir alternatif olabilir. Ya da
artık yapacak bir şey yok deyip Umut Meraş'la yola devam edebilirsin. Hani ben artık bu problemi çözemedim. Çözmem de mümkün değil. Masuaku'yu da gelecek sene istemiyorum. 2,5 milyon euro da vermek istemiyorum. Ya da 2 milyon euro da vermek istemiyorum. Bunlar tabii sezon içerisindeki işte hedeflere göre. Ama ben de böyle düşünmezler. Tabii. Yani hala şampiyonluk çözmeye çalışacaklar. Çok uzak görmüyordur Beşiktaş yönetimi. Hala iddiası olduğunu düşünüyordur. O yüzden transferle ben transferle de çözmeye çalışacaktır. İşte hani böyle bir geçici Caner şeyi olabilir mi? Çözümü olabilir mi? Unutuldu Caner ya. Caner Erkin. Ben dinleyicimiz az önce söylemese ben Caner'in boşta olduğunu falan unuttum. Her takımın gündemine gelen Hasan Ali Kaldırım Beşiktaş'ın gündemine gelebilir mi? Şenol Hoca sıcak bakar mı? İşte Uğur Çiftçi konusunda bir anda Beşiktaş devreye girer mi? Ki bu da bu tarz şeylerde sürpriz olmuyor Türk futbolunda. Ya bunlar alternatifler. Fakat en kolayı, gerçekten en kolayı Masuaku'nun sözleşmesini çözmek. Yani West Ham'la hakikaten tekrar bir pazarlığa oturup yani biz tamam oyuncuyu kullanacağız ama bu opsiyonu istemiyoruz. Ne yapabiliriz diye bir West Ham'ın kapısını çalmak. Bakın siz de Denix'e hani 15 milyon euro aldınız, verdiniz. Ondan sonra şu an işler sizin için iyi gidiyor. Biraz paraya ihtiyacınız var. Biz size bir 500 bin euro daha verelim. Hani bu opsiyonu değiştirelim. 300 bin euro verelim. Bilmiyorum artık o işler nasıl yürüyor ama sanki bu sezon özelinde Masuaku Umut Meraş'la o bölgeyi tamamlayıp yaz transfer döneminde biraz daha kalıcı bir çözüme yönelmek bu konuştuğumuz alternatiflerden. Çünkü bir sol bek krizine girdin diye sistemi değiştirmek çok çok radikal. Oğuzhan'dan bir sol bek yaratmaya çalışmak o da bir kanat oyuncusu bu arada, yani hücum oyuncusu. Tabii hücum oyuncusu. Hani işte oradan ne bekliyor kadar bir şey gibi olabilir. Hani Osay Samuel Ferdi tarzı bir çözüm gibi düşünüyorsun. Ha çok kötü mü? Çok çok kötü değil. Ama ne kadar seni bir noktaya taşır? Tabii Oğuzhan da bir Ferdi bir Osay da değildi. Tabii yani işte, çok düzenli de oynayan ya da oynamaya kolay, yakın bir aday da değil. Çıkarmak kolay işler değil. Zor sorular bunlar. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay, alternatif piyasaları sunar. Bitay, geleceğin yatırımı. Alternatif piyasalar bölümündeyiz. Bitay'da şu anda bir Bitcoin 20.961 dolardan işlem görmekte. Düne göre %0.75'lik bir yükseliş var. 24 saatlik dilime baktığımızda 21.000'in üzerine çıktığını ama tekrar sabaha karşı ufak bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Çok büyük problem gibi gözükmüyor ama. TL fiyatı da şu anda Bitcoin 402.563. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay, alternatif piyasaları sundu. Bitay, geleceğin yatırımı. Şimdi iddia bölümündeyiz. Bugün günlerden cuma, artık futbolda liglerde hafta başlayacak. Süper Lig'de saat 20'deki Adana Demirspor Giresunspor maçıyla birlikte başlayacak. Birinci Lig'de yine aynı saatte Sakaryaspor Altınordu mücadelesi var. İspanya La Liga'da 23'te Mallorca Celta Vigo. Bundesliga'da çok güzel bir karşılaşmayla Bundesliga geri dönüş yapıyor değil mi? İlk karşılaşma, evet, Dünya evet, Kupası evet. Arasının dönüşü. 22-30. Bundesliga'da işte şey ne derler maç oynandığında dolar kaç TL'ydi? Dolar kaç TL'ydi? Valla kimse, çok uzun bir ara olmadı mı? Evet, anormal uzun bir ara oldu. Çok oldu biz gerçekten. Dünya Kupası'ndan sonra 6. haftayı oynuyoruz. Bundesliga 6. maçlar. Da ne bu rahatlık? 6. hafta demeyeyim. 6. maçlar. Bundesliga rahat. Vallahi rahat. 15 maç oynamışlar şu ana kadar. Lig tabii 18 takımla 34 hafta oynanacak. Önlerinde 19 maç haftası var. Ama belli ki bir plan program çerçevesinde böyle bir karar almışlar. Leipzig Bayern Münih maçıyla açılış yapılacak. Leipzig ligin üçüncüsü, Bayern Münih lideri. Arada Dortmund var zannetmeyin. Hani hatırlatma yapayım. Freiburg ligin ikincisi. Frankfurt dördüncüsü. Union Berlin beşincisi. Dortmund ancak altıncısı. Dünya Kupası arasına öyle girilmiş. Bayern'de Robben ve Ribery kadroda yok. Sakatlıklar sebebiyle. Şey var mı? Mario oynayabilecek Gomez, durumda Mario mı? Mario Gomez cezası bitti. Cezası bitti. Çıkıyor. Teknik direktör de neydi bizim yaşlı? Henkes. Henkes. Henkes evet. Var takım başında. Onlar da
şaka bir tarafa Sommer aldılar. Aldılar. Evet. Nihayet bir kaleci arıyorlardı. Neuer'in o talihsiz sakatlığı sonucu. Nübel'i kiralık gönderdikleri kaleciyi Monaco'dan geri çağıracaklardı. İkna edememişler kulübünü. Ya da Sommer'i istiyorlardı. Onu almayı başardılar. Bilmiyorum bugün oynar mı ama transfer haberi olarak verelim onu. Güzel bir karşılaşma. Var mı bu maçla ilgili? Vallahi bu kadar uzun süre ara vermiş takımlarla alakalı girmezsin olarak değil mi? O topa girmemek lazım. Ama Bundesliga'nın başlaması iddiacılar için her zaman iyidir. Gollü bir lig biliyorsun. 2,5 gol üstleri. Aynen. Hani Bayern Münih maçlarını bir tarafa koy da 2,5 gol üstleri, ilk yarı 1,5 gol üstleri, toplamda 3,5 gol üstleri varlar. Hepsi iddiacıların sevdiği bir lig olduğu için değerlidir. Sonuçta bu kadar ara vermeler hakikaten ilginç. Ama Bundesliga'nın başlamasıyla da beraber bültenin biraz daha kuvvetleneceği gerçeği de yadırganamaz. Süper Lig'de Adana Demirspor Giresunspor maçı var. Bu maça hatırlatmamızı yapalım. Normalden daha yüksek oranlarla iddiada oynayabilirsiniz. Hafta sonu diğer Süper Lig maçlarına da aynı şekilde oynayabilirsiniz. Ben maç fikstürünü de söyleyeyim. Hakemleri de söyleyeyim. Çünkü hakemler de önemli galiba bu hafta. Çünkü bugün Yasin Kol yönetecek Adana Demirspor Giresunspor mücadelesini. Tartışılır tabii. Yarın 16'da Kasımpaşa Başakşehir maçı var. Turgut Doman yönetecek. O da Süper Lig'e yeni terfi eden 6 hakemden bir tanesi. Bu maçla merhaba diyecek. 19'da Galatasaray Antalya Spor maçı var. Ali Şansalan. Pazar 13.30 Gaziantep Sivas Spor Cihan Aydın yeni hakemlerimizden bir tanesi ilk kez yönetecek. 16 Alanya Spor Karagümrük Burak Pakkan yeni hakemlerimizden bir tanesi etti 3. Aynı saatte Kayseri Spor Beşiktaş'ta Mete Kalkavan, o da uzun bir süre maç yönetememişti. Bu maç ki önemli kritik bir karşılaşma ona atanmış. 19'da Trabzonspor İstanbulspor Arda Kardeşler ligin en tartışmalı hakemlerinden bir tanesi. Pazartesi 20'de iki maç var. Konyaspor Ankaragücü Murat Erdoğan yeni hakemlerimizden biri. 6 hakemin 4'ü bu hafta maç aldılar. Biri 4. hakem olarak görev alıyor. Direnç Tonustoğlu Kasımpaşa Başakşehir maçında. Diğer hakemimiz Yiğit Aslan da dünkü Gaziantep-Konya maçını yönetmişti. Tahmin ediyorum o yüzden bu hafta herhangi bir maça atanmamış. Ümraniye Spor Fenerbahçe maçını da Abdülkadir Bitigen yönetecek. Yani dört büyüklerin maçlarına hakemler normalde daha çok maç yöneten hakemler benmiş. Abdülkadir Bitigen, Arda Kardeşler, Mete Kalkavan ve Ali Şansalan. Adana Demirspor maçına Yasin Kol verilmiş. Geri kalan dört karşılaşmaya da ligin yeni hakemleri atanmış. Atamalar bu şekilde. Bu hafta bakalım bu yeni hakemlerden taraftarların hoşuna gidecek performanslar görecek miyiz, yoksa yine eleştiriler aynı dozda devam mı edecek? Çünkü hep istedikleri şey genç yeni hakemler, hem taraftarın hem yönetimlerin. Bu hafta hani herhangi bir geçmişleri olmadan o takımlarla maçları yönetecekler. Evet, umarız şansları yanlarında olur. İyi başlamak önemli, moralli başlamak önemli ve mutlaka bir heyecan olacaktır. Sonuçta Süper Lig'de ilk kez görev alacaklar. Kolay değil. Ortam çok sert çünkü. Hakem şansları yanlarında olsun en azından ilk karşılaşmalarda. Hani öyle çok karışık bir pozisyon, çok büyük itirazların ya da çözmenin zor olduğu bir pozisyon olmaz umarım. Çünkü zaten VAR da bazen çözemiyor. Evet. Dolayısıyla hakem şansları yanlarında mesela olsun. Dün ben Gaziantep-Konyaspor maçını da izledim. 120 artıda verilen penaltı bayağı bir tartışma konusu oldu. Sonra o tartışma nereye vardı bilmiyorum ama maçın hakemi Yiğit Aslan akan oyunda penaltı verdi. Topun elle oynandığını düşündü Sagal tarafından. Tabii ekrana çok getirildi. Kafasına çarpıyor top. Sonra eline ufak temas var mı yok mu ben açıkçası ekran başında anlayamadım ama Gaziantep'te zaten tweet atmış. Kafasına çarpan sonucu penaltı verildi diye. Onlar da kinaye yakmış. VAR baktı. VAR uyarmadı hakimi, yani burada bariz bir hata var demedi. Penaltıyı kullandırdı. Vallahi ben de bir kere izledim. Kafasına yok çarptığını gördüm. Tabii kafasına zaten çok net. Oradan çekip eline ufak bir teması var gibi. Herhalde vardı onu gördü. Ya da aksi bir kanıt tutunamadığı için hakemin kararına saygı gösterdi. Sagal'ın başına gelenler ya. Sagal evet. Talihsiz. Orada kurtardı ama. Yani penaltıyı kaçırdı Gilerbe en azından. Günay kurtardı da. Ama tabii nedir iki maçtır. Sagal'a yaptıklarınız? Takımı yakıyor gibi gözüküyor. Saç modeli yüzünden. Daha doğrusu saç rengi yüzünden. Pembeye boyattığı için. Sagal'ın.
Pembemsi bir rengi var. Karma böyle oluyor. Saçını öyle yaparsan. Peki ilk... Saçını o hale getirirsen karma da böyle cezayı kesiyor. İlk geldiği sene de en çok şut çekim gol atamayan oyuncuydu. Doğru. Saçı da pembe renk değildi. Orada ama problem neydi? Gene saçıyla ilgili bir şey vardı Sagal'ın. Var mıydı? Yani saçıyla ilgili sorunu bir türlü çözemedi. Sen de Aziz Yıldırım gibisin. Evet aynen. Takılıyorsun elinde önce. Tweet alakaya üstüne atmış Sagal. Saçları boyatmış. Saçları boyatmış. Böyle oldu işte. Ya şaka bir tarafa hakikaten talihsiz iki pozisyon içerisinde. Yani Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart ilginçti. Ondan sonra yani o sarı kartı gerçekten unuttuğu çok net anlaşılıyor oyuncunun. Ardından da bu pozisyonun içinde olması şanssızlık. Orada kurtardı. Hani Gilerme penaltıyı kaçırdı. Günay kurtardı ama sonda uzatmalar da çok uzun sürdü. 120 artı 6'lara falan gittik. 120 artı 3 civarı herhalde Diouf kornerden golü atmayı başardı. Maç uzatmalara gitti. Keyifliydi yani. Ben de maçı 70'den sonra falan takip ettim. Bayağı Gaziantep, pozisyon var aslında maçta. Maçta var. Maç maçta. Keyifliymiş. Ben başını evet. kaçırsam da Gaziantep etkiliydi. Konya biraz daha rotasyonlu. Biraz mecburi de rotasyon vardı. Gaziantep daha iyi bir kadro çıkarmıştı. Galibiyete de zaten yakınlardı. Penaltılar sonucu. Evet. Ki orada da penaltıların da uzatmasına gidildi. Yetmiyormuş gibi. Son 4 karşılaşma üst üste kupada uzatmalara gitti değil mi? O karşılaşma ilk de. Fenerbahçe maçı da ucundan döndü. Yırttık yani. Evet. O bir uzatma daha valla. Ben bir ara bunalıma girdim. Fenerbahçe maçı uzayacak diye net yalan söylemeyeyim ben sana. Ben de net. Eyvah ben dedim maç uzuyor. İtiraf edeyim izlemeyecektim. Eyvah dedim. Protesto olarak izlemeyecektim. Yani artık Fenerbahçe de alt lig takımına karşı iç sahada uzatmaya gidiyorsa hani yok ben izlemiyorum artık diyecektim. Allah'tan Valencia kurtardı bizi. Hakemler bu şekilde. Tartışma nerede var? Bahattin Şimşek'le ilgili dün öğlen herhalde söylemiştim ama burada da hatırlatayım. Dünkü maçın hakemiydi Fenerbahçe'nin Ankara Gücü karşılaşmasında. Bu arada bir de tartışmalı bir penaltı pozisyonu vardı. Dün hatırlıyor musun? Top Rize Sporlu oyuncunun eline çarptığı yerde kayarak bir müdahalesinde. Evet, evet, evet. VAR inceledi ama vermedi. Destek eli dedi VAR. Dedi. Çünkü hakemin oyunculara açıklaması o şekildeydi. Öyleydi ama... Dünkü pozisyonda destek eli destek olmadan havadayken top çarptı diye gördüm. O yüzden verildiği de oldu bu tarz pozisyonlara. Ben bekledim ki VAR uyarsın. Top çünkü daha kol yere değmeden eline çarptığı için, destek eli olmadığı için ben penaltı olduğunu düşünmüştüm. Ama VAR öyle yorumlamadı. Açıkçası ben de senin gibi düşünüyorum. Yoksa yani yerde olsa yerde çarpsa... Kayarak giderken top eline çarptığı pozisyonlar gibi değil pozisyon. Değil. O yüzden ben de penaltı verilecek diye düşündüm. Değil mi? Ama maçı uzatmaya götürmeye çalışan maç uzasın. Beraberlik oynamış var. Beraberlik yani, oynayan artık hangi lobi varsa o penaltıyı vermedi. Bana da penaltı gibi geldi. Fakat işte bu konuyu konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Şimdi hakem gördü ya da hakem göremese bile VAR'dakiler izlediler yeteri yani. Kadar izlediler. Öyle bir karar çıkmadı. Hakikaten bu penaltı olayı futbolda dün de biraz konuşmuştuk. Çok karışık bir hale geldi. Çok fazla sana göre bana göre yani böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Sana göre bana göre bence işte sence A hakemi B hakemi eski hakemlerden bahsediyorum. VAR hakemleri orta hakemler. Yani artık tamamen böyle kişisel futbola bakış açımız gibi oldu. Hani ben dörtlü savunma seviyorum ve bu bana göre penaltı değil. Ben üçlü savunmayı tercih ediyorum. Bu bana göre penaltıya döndü. Penaltı tartışmaları. Bu tehlikeli diye düşünmekteyim. Ama Ali abi bu kadar fazla sana göre bana göre olmaması lazım penaltılar. Ama eskiden de böyle olduğunu varsayıyorum. Bu kadar mıydı ya? Ya eskiden derken çok eskiler herhalde yani 60'larda, 70'lerde, 80'lerde de pozisyonlar. Dur illa... 60'lara niye gittin? Hayır hep yorum vardır yani futbolun içinde. Tabii ki. Burada bence hep yorum var da. Yani bu kadar şey olması, tartışma çıkması tamamen tarafkirlikle ilgili bir şey. Mesela ben artık o melekelerimi kaybettim mi diyeyim, ne diyeyim, daha böyle keyif almak için izlediğimde görüyorum pozisyonu. Dünkü pozisyonu gördüm. Bence penaltı dedim. Evet. Vermedi. Devam ettim. Ya benim için problem değil, vermeyebilir. Ya ben tamam. Orada oyuna bakıyorum. Çoğu yani böyle bakınsa için problem değil de. Çok kişi problem nasıl değil? Bak, çoğu kişi için problem değil bence. Nasıl değil? Değil. Hani taraf olanlar için nasıl değil? Taraf olanlar için problem. Ben onu diyorum. Senin gibi izleyen çoğu kişi için problem değil. Ama benim kişi fakat gibi kaç kişi? Onlara izliyor? Da sorsan. Senin gibi izleyenlere de sorsan. Onlar da aralarında ayrılacak. İşte ayrılsın benim için problem değil diyorum. Şey olarak ayrılsın. Pozisyon özelinde mi ayrılsın? Evet pozisyon özelinde. Ayrılsın. Ben yani razıyım. Normal, hangi... normal ben, mi? Ben ona takılmıyorum işte. Demeye çalıştım ama ben hiç takılmıyorum. Penaltı da olsa dün bana uyar. Penaltı olmasa da uyar. Benim bir düşüncem var. Canım kardeşim. Ben olaya bakıyorum. İşte penaltı öyle mi olması lazım? İşin ucunda bir de taraflar var. Şimdi o takımı destekleyen ya da diğer takımı destekleyen için
50-50 bölünen bir penaltı pozisyonu bence doğru değil diyorum. Şimdi sen keyfini çıkarmak için izliyorsun. Hı hı. Başka taraftar öyle izliyor. Onun için tabii ki penaltı olsa da olmasa ne fark edecek? Önemli değil ki. İşin ucunda ona değen, ona zarar veren ya da ona fayda veren bir şey yok. Sen şey dışısın. Değerlendirme dışısın. Tamam. Şimdi döndük. O işin içinde mücadele eden, o kupada yükselmeye çalışan takım için, o maçtan bir şey çıkarmaya çalışan oyuncu için, kulüp için bir değeri var şimdi. Öyle olduğu noktada da ben de diyorum ki bu tarz çok fazla pozisyon olmaya başladı futbolda. 50-50 bıçak sırtı, sana göre bana göre. Bence olmamalı diyorum bu kadar. Yani artık çoğunluğun bir şeyi ortak noktada uzlaştığı, fanatiklerin değil bak. Çoğunluğun yani maçı taraf olarak izleyenlerin de ya evet bu penaltı artık adam verecek tabii diyeceği bir noktaya gelmesi lazım bu penaltı tartışmalarının. Benim anlatmaya çalıştığım nokta o. Yani bu kadar fazla bölünmemesi lazım. Sana göre bana göre. İdeali senin dediğin. Keşke öyle olabilse ama benim de demeye çalıştığım eskiden de herhalde bundan çok farklı değildi. Ne değişti? Büyük ihtimal bu fikir yürütüyorum Ali abi. Sen de destek verebilirsin. Kamera açıları arttı. Teknoloji arttı. Artık inciğine cincığına kadar şu kamera açısına bakalım, ona bakalım. Şimdi 60'larda diyorum eminim 2 kamera, 3 kamera çekiyordu ya da çekmiyordu karşılaşma. Böyle tartışma yoktu. Mekanlar tek gözle yönetiyordu. Yani gözü kapalı yönetiyordu falan. Şimdi iş o noktaya gitti. Sosyal medya geldi. Her şey çok incelendiği için tartışma büyüdü. Bu dönemin de dezavantajı oldu değil mi? Var. Katılırsın herhalde. Öyle. O yüzden belki bunu düşünerek oraya bağlayayım o zaman. Senin dediğin gibi daha keskin şeyler, yorumlar yapılabilir. Bunun önü açılabilir. Hani bu düzen düşünerek dünyada da Türkiye'de de eskisi gibi değil. Artık daha net ele çarpıyorsa penaltı istemsizli istemsiz kolu bitişik değil. Böyle yapacaksın. O zaman çözersin. Yoksa aksi halde dediğin gibi bu kadar kamera açısı teknolojiyle i̇şte tartışma olsun. O da oyunun mümkün. Doğasıyla uymuyor. İşte o zaman da çekip doğru bulamıyorsun. Dün anlatmaya çalıştığım yani bizim mahallede yaptığımız maçlar gibi çocukken eline çarptı penaltı diye bağırırdık. Hiç kimse de itiraz etmezdi. Çünkü eline çarptı. Öyle biliyorduk. Evet. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda. ...9.46 saatlerimiz, programın artık son bölümüne giriş yaptık. Transferi önümdeki notlar eşliğinde toparlayalım. Adana Demirspor biliyorsunuz Samet Akaydın'ı Fenerbahçe'ye satmıştı. Onun boşluğunu Mert Çetin'le doldurmayı başardılar. Sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralandı Mert Çetin. Eldeki adaylardan en makullerinden biriydi. Yalnız tek problem bu sezon çok az dakikasının olması. Bir maç ritmiyle bir maç temposu da gelmiyor. Onun da ritmini bulması zaman alacak ama Adana Demirspor da bugün işte ligde karşılaşmasına çıkıyor. Birkaç hafta geçebilir ilk 11'e girmesi için, performans vermesi için. Priyano Başakşehir'le sözleşmesini feshetti. Ümraniye Spor'a transfer oldu. Ümraniye Spor'da transferin hareketli takımlarından biri Sekidika Berke Özer ve şimdi de Priyano'yu kadrosuna katmayı başardı. Endayişimi ile ilgili haberler yoğunlaştı. Dünya Sabuncuoğlu da Fransa'ya gidebileceğini yazmış. Lens'in 12 milyon euroluk bir teklifi olduğundan bahsediliyor. Olağanüstü bir bonservis ücreti 12 milyon euro Endayişimi'ye. Hani Malatya'nın tüm futbolunu kazandırdığı oyunculardan biri. Başakşehir çok da ucuza almıştı onu. Şimdi iyi bir bonservisi satmaya hazırlanıyor. Tabii İşin ucunda güzel para var ama performans olarak da en istikrarlı isimlerden biriydi. Onu kaybetmesi de büyük bir eksiklik olacak. Bakalım giderse yerini kimle dolduracak Başakşehir. Merakla bekliyorum. Tam bir jokerdi. Stoperse stoper, orta sahaysa orta saha. Ki orta sahanın hem 6'sı hem 8'i. Yani 8'de de çok etkiliydi Endayişimi'ye. Lig önemli bir oyuncu kaybedecek gibi gözüküyor. Diğer bir haberim de yurt dışı basından olsun. Chelsea transferde çok hareketli. Felix'i kiraladı. Mudik için olağanüstü bir bonservis verdi. Dün de PSV'den Madueke için 40 milyon euroyu gözden çıkardı ve anlaşmanın artık tamamlandığı söyleniyor. O da bir hücum oyuncusu. Sol ayaklı. Belki Galatasaray eşleşmesinde oyuncuyu hatırlayanlar olabilir. Benim de beğendiğim bir isimdi. Bayağı hücum hattına takviyeler yapılıyor ve pırpır mı?
Pırpıra yakın ama uzun boylu. Uzun boylu. Yine de hızlı. Boyuna rağmen hızlı. İnce de. Ben hatırlayamadım oyuncuyu da sen sabah söyleyince. Evet. Sağ kanatta oynayan solak bir oyuncu. İngiliz olması lazım. Zaten oradan gidiyor PSV ama şimdi tekrar Chelsea ile geri dönüş yapacak. Oradan da hani bizim takımlara bir fırsat doğabilir. Hakim Ziyech keza bunlardan bir hücum attı. Çünkü çok kalabalıklaştı. Baksana yani 3 oyuncu saydım. Takımda da hali hazırda oynayan zaten birçok oyuncu var. Oradan bir şeyler çıkabilir takımlarımız adına. Fransa'dan bir haber var önümde not olarak. Fransa Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu FIFA'dan izin çıkması halinde Fransa'da maçların baştan sona hakem konuşmalarıyla ya da en azından VAR pozisyonlarındaki konuşmalarla verilmesi yönünde bir karar almış. Aynı zamanda maç sonu hakemlerin de basın toplantısı düzenlemesi hedefleniyormuş. Ve Fransa'da futbolun içindeki tüm aktörlerin bu konuda hemfikir olduğu da yazılmış haberde. Bakalım bir öncü olacak mı? Biz öncü olabilirdik VAR kayıtlarının yayınlanması konusunda ama tek seferlik kaldı o. Kardeşim Fransa Ligi'nde yönetemiyorsanız bırakın gidin. Fransa'da demek ki böyle bir beklenti oluşmuş. Kararlarla ilgili işte sıkıntılar var. Marsilya sıkıntılı. Bir de Paris Saint-Germain 20 puan fark atıyor. Nedir bu ligde başka çözemediğiniz, alıp veremediğiniz nedir? Paris Saint-Germain zorda şu ara. Yani zorda ne olacak? Sezon sonunda ne değişecek Fransa Ligi'nde? Yani tabii şampiyon olacaklardır da. 5-6 senede bir kere bir yalandan birine şampiyonluğu veriyorlar. Lille Monaco'ya verdiler. Verdiler derken Paris Saint-Germain yani kötü olduğu için onlar kazandı. Hani şey olarak söylemiyorum, şike anlamında söylemiyorum. Öyle bir şey oluyor, bir sürpriz oluyor. Onun dışında Marsilya maçları gergin oluyor. Başka da bir şey olmuyor ligde. Demek ki senin dışarıdan gördüğün gibi... Şifreyi çözdüm ben bak. Senin dışarıdan gördüğün gibi değil demek ki bu işler. Daha farklı. Çünkü ben sadece Paris Saint-Germain maçlarını izlediğim için... Evet, senin için boş. Bana güllük yüzyıllık geliyor. Sen düşme altında ne maçlar, ne kararlar veriliyor. Kime düşeni çıkanı belirliyor hakemler orada da. Yapıyorlar mı? Yapıyorlardır. Belirliyorlardır kararlarıyla. Yani sonu, sadece Türkiye'de olmuyor. Sonu baştan belli bir lig diyorsun. Aynen, sonu baştan belli. Transfere gerek yok hiç. Bu arada şey aklıma geldi. Dün Paris Saint-Germain maçını izlerken... Yani paranın artık ne kadar önemli olduğu. Şimdi koskoca Paris Saint-Germain'i sen ligler devam ederken çok yoğun fikstürde Şampiyonlar Ligi'de olan bir takımı ta günübirlik Suudi Arabistan'a götürüp getiriyorsun. Hafta sonu gerçi lig maçı yokmuş. Belki onun da avantajı var ama bir kupa maçı görüyorum ben. Ona göre düşünüp yapmışlarmış. Hafta içi öbür hafta içi. Evet. Ona göre planlamışlar ama yine de boş geçirmek varken o arayı Messi, Neymar, Mbappe 60'ar dakikada oynatıyorsun. Çok zor iş gerçekten. Yani para artık olmazsa olmaz. Suudi Arabistan özellikle acayip para akıtıyor. Mesela bir kere örneğini vermiştim. Golf'te ayrı bir lig kuruyorlar şimdi Suudi Arabistan yatırımıyla birlikte. Yani golfün meşhur o Masters'ları vesaire var. Şimdi oradan ayrılıp birçok golf sporcusu bu Suudi Arabistan'ın kurduğu lige gidiyordu. En son 3-4 ay önce böyle bir haber okumuştum. Hadi ya. Orada bir iki ayrıldı. Parayı veren onlar. Formula 1'de varlar. Radyocularla ilgili düşünceleri var mı? Radyocularla ilgili bilemiyoruz. Ronaldo'nun maçları için belki bir takviye düşünebilirler. Evet. Ama çok yatırım yapıyorlar. Ve bu işte artık parayla döndüğü için her yerde boyunda yemek zorunda kalıyorsun. Bir de hani ilginç noktalardan bir tanesi Paris Saint-Germain gibi parayla pek iş olmayan bir kulübü de getirmeleri. İşte orada da biraz işin siyasi boyutu var. İki ülke arasındaki yakınlaşma var. Son dönemde onlar barıştılar eskiden. Aynen. Onun da etkili olduğunu farkındayım ama hani Paris Saint-Germain de normal şartlarda parayla bir iş olmadığı için tabii biraz daha o zaman siyasi tarafı ağır basıyor diye bu bence evet lazım. Biraz siyasi olarak Suudi Arabistan'la Katar arası değil mi? Aynen, onun siyasi etkisi olduğunu düşünüyorum. Son haberimde bitiriyorum programı. Az önce hakemleri söyledik Süper Lig'de. Yalnız asıl sıkıntı verebilecek atama 1. Lig'de yaşanmış. Eyüp Spor'la Samsun Spor mücadelesi çok kritik bir maç zirve yolunda. Daha yeni 1. Lig'e terfi eden Gürcan Hasova karşılaşmaya atanmış. İlk karşılaşması olacakmış kendisinin 1. Lig'de ve böyle kritik bir maça atanmış. O da MHK tarafından çok riskli bir tercih olarak belirtiliyor bugün. Haberler o yöndeydi. Tabii MHK de şunu diyebilir, biz en zaten potansiyelli hakemlerimizi Süper Lig'e terfi ettirdik. Elde de çok iyi ismimiz kalmadı. O yüzden atadık herhalde diyeceklerdir. Yoksa çok riskli olduğu aşikar bu atamanın da. Bakalım ne çıkacak. Pazar günü 16'da o karşılaşmada merak eden o maçı da takip edebilir. Benim son haberim de buydu. Bitiriyorum Ali abi izninle. Bu haftalık programın sonuna geldik. Haftaya pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia.